Şehadu en la ilahe illallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi hedana li hada ve ma kunna linehtediye levla en hedana Allah. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلوا على شفيع جنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Bu zat 1200 yılda müceddit olup kıldığı tarikleri bu tecdit ki hatta bazı zat keşfetti Halid, müceddit gayri yok, Mehdi müceddit. Bu Mehdi'ye uyup Hakk'a giydelim, cemali ve kemali seyredelim. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu, Filistin'deki kardeşlerimize yardım buyursun. Mevlamız Celle Celaluhu, uygun şekilde hareket etmek onlara nasip eylesin. Bu işin akıbetini bütün Müslümanlar hakkında, Kudüs Şerif hakkında, Mescid-i Aksa hakkında, Filistinliler hakkında, oradaki kardeşlerimiz hakkında hayır eylesin. Amin. Allah'ım şerre inkılap etmekten muhafaza eylesin. Amin. Bütün Müslümanlara da, bütün Müslümanlara, fertlere, bireylere ve devletlere, idarecilere de Mevlamızın razı olacağı şekilde hareket etmek nasip etsin. Amin. Uzaktan konuşmak arkadaşlar riskli iştir. Yani yüzeysel bilgilerle kat'i konuşmak riskli iştir. Riskli iştir. Çok tedbirli konuşmak icap eder. Es'aiz billah. Ma yelfuzu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Ma yelfuzu, insan telaffuz etmez. Lafız arkadaşlar, lafız biz Türkçe'de böyle kelime gibi bir manada kullanıyoruz lafızı. Lafız atmak demektir. Lafız Arapça ne demek? Söyleyin. Atmak demektir. O sözü ağzından attığın için ona lafız deniyor. Tamam. Ma yelfızu, insan atmaz min kavlin, hiçbir söz ağzından atmaz. İlla ancak dedehi, yanında vardır insanın. Ne vardır? Rakibun, gözcü. Atid, hazır, böyle bakan bir gözcü vardır. Yani insanın söylediği, yaptığı, ya söylediği, söylemediği, yaptığı, yapmadığı hiçbir şey boşa gitmez arkadaşlar. Onun için çok tedbirli, temkinli hareket etmek icap eder. Mesela şer'i şerif nasıl söyleyeyim size? İyi şeylerin yapılmasından daha ziyade kötü şeylerin yapılmamasına ihtimam gösterir. Şer'i şerif iyi şeylerin yapılmasından ziyade kötü şeylerin yapılmamasına ihtimam gösterir. Yani tabii ki iyi şeylerin yapılmasını ister ama ona verdiği önemden daha çok neye önem verir? Kötü şeylerin yapılmamasına önem verir. Emirlerin tutulmasını ister ama yasaklardan kaçmaya ne yapar? Daha fazla önem verir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurdu. Size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiği kadar yapın. Bak orada ne kaydı var? Gücünüz yettiği kadar, ama biz size bir şey yasakladığım zaman onu bırakın, onu yapmayın. Ben böyle ortaya konuşuyorum işte. Siz kendinize, kendi kapasitenize, kabiliyetinize, ahlakınıza göre pay almaya çalışacaksınız. Ahlakınızı ona göre böyle torna, tesviye,
zımpara artık plan ya ne deniyorsa böyle düzeltmeye çalışacaksınız. İnsanın yüzeysel şeylerle kamil, tam insan arkadaşlar bizim tamamen bir şeyi doğruyu bilmemiz mümkün değildir, tamam mı? Biz bir doğruyu ancak Mevlamız bize bildirirse, Peygamberimiz bize bildirirse doğruyu biliriz. Allah'ımızın bildirdiği kat'i doğrudur. Mevlam bir şeyi iki buyuruyorsa o nedir? İkidir, bitti bu kadar. Onun için yani ilerisi gerisi ne yapmaz? Olmaz. Peygamberin bir şeyi iki buyuruyorsa o nedir? İkidir, tamam, onun ilerisi gerisi olmaz. Bunun dışındaki her şeyin iki denen şeylerin 2.1 olma ihtimali nedir? Vardır. 1.9 olma ihtimali nedir? Vardır. Misal olarak söyleyelim, hani zahiri konuşalım. Bütün dünya toplansa, 8 milyar mı dünya şimdi? Biliyor musunuz nüfus ne kadar? Dünya nüfusu. Diyelim ki 8 milyar yani. Tamam, 8 milyar toplansa, bunların hepsi akıllı usturuplu adamlar olsa, hepsi işinin ehli olsa, hepsi hususta bilgili olsa, hepsi bir şey için dese ki bu ikidir dese, tamam ikidir diye biz hareket ederiz ama o 8 milyar insanın sözünün yanlış olma ihtimali var mı? Var. O 8 milyar insanın sözünün yanlış olma ihtimali var mı? Var. 8 milyar insanın aynı anda hata etme ihtimali, bir şeyi yanlış anlama ihtimali var mı? Var. Tamam arkadaşlar? Onun için her halükarda bir şey yaparken, konuşurken kendimizi garantiye almaya çalışalım. Allah katında mahcup olmayalım. Tamam? Allah'ım neticesini hayır eylesin. Şerre şer olmasından muhafaza eylesin. Allah'ım Müslümanlar hakkında, Kudüs-ü Şerif, Mescid-i Aksa hakkında, oradaki kardeşlerimiz hakkında hayırla neticelendirsin Mevlamız Celle Celaluhu. Böyle temel, hani benim kendi şahsıma göre, kendi şahsımdan konuşuyorum, tamam mı? Böyle temel bazı şeyler var bende. Bunlar bana çok şey açıyor. Çok şey, nasıl böyle formüller olur ya. Formüller olur ya, hayatında çok kullandığın şeyler vardır. Onların formülleri vardır. O formülle tatbik edersin. Neticeyi ne yaparsın? Bulursun. Benim formüllerimden bir tane. Formül derken formülü ışık tutan şey, öyle söyleyeyim. Bir tanesi o kıssa işte. Padişahın bir tanesi, padişah derken bunu yani illa Osmanlı sultanları öyle anlamayın, tamam mı? Bir tanesi bir rüya görüyor. Rüyasında denizin dibinde bir şey var. Denizin dibinde bir şey var. Ona diyorlar ki, bunun hakikatini anlarsan hakikati keşfetmiş olursun. Bunu anlarsan, bunun ne olduğunu anlarsan hakikati ne yaparsın? Anlarsın. Bunu anlarsan, bunun ne olduğunu bulursan hakikati ne yaparsın? Anlarsın. Tamam. Şimdi bunun paçalar tutuşuyor. Ne yapalım, ne edelim? Dalgıçlar getirttiriyor. Dalın bakalım, bulun bakalım denizin dibinde ne var? Şimdi dalgıç iniyor aşağıya, dalıyor. Buluyor şeyi, böyle elliyor tabii, tam çıkıyor işte, diyor sultanım, hünkârım, padişahım, kralım, ağam, paşam, neyse, işte orada bir tane duvar var. Ne var orada? Duvar var. Öbürü in, yok diyor, o kesmiyor şimdi, onun duvar demesi onu kesmiyor böyle. Öbürü iniyor, çıkıyor, diyor ki sütun var. Ne var? Sütun, direk. Öbürü iniyor, çıkıyor, diyor ki bir tane tepsi var. Öbürü iniyor, çıkıyor, diyor ki mızrak var. Böyle hepsi farklı, yani duvarla sütun ne alaka yani, tepsiyle değil mi, mızrağa ne alaka, hiçbiri kesmiyor bunu. O sırada oradan kıymetli zatlardan bir tanesi geçiyor o beldeden, durumdan haberdar oluyor, sultanın huzuruna çıkıyor, sultanla konuşuyor, işte sultan dalgıçların söylediği şeyleri ona anlatıyor. O zat diyor ki sultana, sultanım diyor, bunlar diyor indikleri zaman, daldıkları zaman orada ne görmüşler? Fil görmüşler. Yani görmüşler derken neye dokunmuşlar? Söyleyin. File dokunmuşlar. Neye dokunmuşlar? Fil. Ama şu var ki bir dalgıç indiği zaman filin böyle gövdesine dokunmuş. Sert böyle değil mi? Dümdüz. Çıktı yukarı, ne dedi? Duvar dedi ki, o kendi gördüğüne göre doğruyu söyledi. Yani söylediği şey yanlış değil. Öbürü geldi, filin ayağına dokundu. O çıktı, dedi ki ne var dedi orada dedi. Sütun var dedi. Öbürü filin kuyruğunu tuttu, dedi kamçı var dedi. Öbürü işte dişini tuttu, dedi efendim ne var orada? Efendim mızrak var dedi. Öbürü kulağını tuttu, dedi tepsi var dedi. Öbürü ne olur başka, ne var şimdi? Burnunu tuttu, dedi hortum var dedi. Tamam mı? Hepsi hakikatin, gerçeğin bir parçasına dokundular.
kendi dokundukları parçaya göre, kendi bildikleri parçaya göre bir şey söylediler. Tamam, doğru, söyledikleri şey gerçekten bir parça ama gerçeğin, hakikatin ta kendisi değil. Gerçeğin, hakikatin ta kendisini kim bilebilir? Onu her şeyiyle bilen bilebilir. Tamam mı? Tepeden tırnağa her noktasına dokunursan, içine dışına her noktasına dokunursan bilebilirsin. Bizim insanoğlunun böyle bir şey mümkün mü? Herhangi bir mevzuda sen onun her noktasına vakıf olacaksın, mümkün mü arkadaşım yani? Sen sadece onun bazı yüzeylerini bilirsin, o bildiğin yüzeylere göre bir hüküm yürütürsün, bir şeyler söylersin ki onlar da doğrunun bir parçasıdır, kabul. Ama hakikatin kendisi değildir. Yani dünyada insan hangi olayın tamamını bilebilir ki? Değil mi? Düşünebiliyor musunuz yani? Sana sadece birileri bir şeyler haber verecek. Şöyle olmuş, böyle olmuş, şöyle yan yatmış, çamura batmış bir şeyler söyleyecek. Sen de o elindeki verilerle onu bir kalıba oturtmaya çalışacaksın, manalandırmaya çalışacaksın. Ama bil, tamam, hayat böyle gider. Başka bir yolumuz var mı? Başka bir çaremiz var mı? Mesela doktora gidiyorsun, doktor tahlil ediyor, ölçüyor, biçiyor, vuruyor, dinliyor, kesiyor, yapıyor bir şeyler, yapabildiğini yapıyor. Elindeki verilerle senin hakkında ne yapıyor? Kararda bulunuyor ama bilemez ki tamamını. Yaptığı tetkikler, gücü yeten tetkikleri yapıyor, gücü yettiği şeyleri yapıyor, gücü yettiği şeyleri yapıyor, çıkan neticelere göre onları ne yapmaya çalışıyor? Manalandırmaya, anlamlandırmaya çalışıyor, ona göre sana bir teşhiste bulunuyor, sana bir hüküm söylüyor, sen diyor şöyle şöylesin diyor, şöyle şöyle yapman lazım senin diyor, böyle değil mi arkadaşlar? Bu iş böyle olur. Başka çeşidi var mı? Yok. Amma ve lakin bu eksik olabilir mi? Söyleyin. Olur abicim yani. Tamamen bilemez ki. Mümkün değil ki. Bir insanın bir mevzuda her şeyini. Abi sesim, kürsüyü görüyor musunuz? Canlı. Her yerini görmeniz mümkün mü? Önünü görsen sağ kalır, sağını görsen solu kalır. Solunu görsen, önünü görsen, sağını görsen altı kalır. Altını görsen üstü kalır. Ya üstünü altını görsen içi kalır. Kalır da kalır kardeş, yani tamamını bilmen mümkün mü? Değil. Dolayısıyla konuşurken, bir mevzu hakkında konuşurken o mevzunun tamamını bilmediğimizi, o bilmediğimiz kısmın çok şeyi değiştirebileceğini bilerek konuşalım. O bilmediğimiz, bizim bilmediğimiz kısım var ya, o bilmediğimiz kısım çok şeyi ne yapabilir? Hükmü ne yapabilir? Tamamen değiştirebilir. Senin duvar dediğin şey sütun çıkar, sütun dediğin şey duvar çıkar. Onun için bunu bilerek konuşalım. Hayatta nerede konuşursak hep böyle kendinize bir pay bırakın. %100 %100 Mevlam buyuruyorsa %100'dür. Bitti. Bütün dünya karşısına geçse, Mevlam öyle buyuruyorsa %100'dür. Bütün dünyanın bilim adamları, laboratuvarlar, deneyler, şunlar bunlar dese ki bu 3. Mevlam buyuruyorsa bu 2, o 2'dir kardeşim. Hepiniz yalan söylüyor. Deneyiniz de yalan söylüyor. Deneyiniz yanlış, kafanız yanlış, aklınız yanlış, biliminiz yanlış. Her şeyiniz yanlış. Allah'ım 2 buyuruyorsa. Tamam mı? Ama Allah'ımın buyurduğu bir şey değilse, Peygamberimin buyurduğu bir şey değilse Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem hepsinde %99. Kavisi, kuvvetlisi. Büyük ihtimal. Hep ne? Bir pay bırakın kendinize. Tamam mı? Ahirete mahcup olmamak için. Dünyada yanlış yapmamak için, ahirete mahcup olmamak için. Allah'ım hayreti bir eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Cihanı feyde gark et. Bakayım. Bu zat 1200 yılda müceddit olup kıldığı tarikleri bu tecdid ki hatta bazı zat keşfetti Halid müceddit gayri yok Mehdi müceddit. Bu Mehdi'ye uyup Hakk'a giyilelim, cemali ba kemali seyredelim. Muhammed Halid Ziyaddin Hazretleri, Muhammed Halid Ziyaddin Hazretleri, Tarikat-ı Aliye'mizin ismi Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye-i Halidiye. Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye-i Halidiye ki bu kısadır. Daha başka şeyler de eklenebilir. Nasıl olur bu arkadaşlar? Nasıl olur bu? Şimdi mesela bir sürü tarikat var değil mi? Bir sürü tarikatın bir sürü kolu var değil mi? Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Bu nasıl olur? Nasıl misal vereyim ben size? Böyle askeriye ordu çok şey böyle anlatmaya misaldir. Elhamdülillah. Ordu çok şey anlatmaya nedir?
misaldir. Böyle yani oradan çok şey anlatılır. Çünkü ordunun iskeleti çok böyle muntazamdır. Orduda değil mi arkadaşlar? Özellikle bizim ordumuzda bir nizam vardır, bir düzen, bir tertip vardır ya. Onun için o çok şey anlatmaya misaldir. Oradan çok şey anlatılır, anlaşılır. Mesela ordu kaç tanedir? Bir tanedir aslında ordu. Ama bir tane midir ordu? Yok, her yerde değişik değişik değil mi? Tamam. Şimdi ne olur? Bir tane asıl vardır. Hop, o altta 3 tane 4 tane ne vardır? Mesela ne oluyor şimdi? Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri ayrıldı değil mi? Hop, birdenbire ne oldu şimdi? 3 ayrıldı. Aa, bunlar şimdi niye böyle? Abi böyle yapılırsa bu iş olur. Bu tertiptir, düzendir bu. Bu nedir? Bu tertiptir, düzendir. Bu düzensizlik değildir. Bu nedir? Bu düzenin ta kendisidir. Bu tertipsizlik, düzensizlik değildir. Bunlar niye böyle ayrılmışlar? Bunlar iş yapmak için ayrılmışlar. Böyle olur bu iş. Tamam? Ondan sonra onlar kendi altlarında ne yapar? Bu üç ayrıldı, bitti mi? O da ayrılır, o da ayrılır, o da ayrılır, o da ayrılır. Böyle böyle ayrılır, 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 ayrılır. Ağacın kökü gelir böyle, gövde çıkar böyle. Ana dallara ayrılır. Ana dallar ince dal, daha böyle ince dallara ayrılır. Onlar ince de ayrılır. Meyve nereden çıkar? Meyve en uçtan çıkar. Meyve nereden çıkar? Meyve en uçtan çıkar. O zaman ne oldu şimdi? Ne kadar çok dala ayrılırsa bu arada ne oluyor o zaman? Söyleyin. O kadar meyve çıkıyor bak. Önemli olan, önemli olan o dalların gövdeye kesiksiz bağlanmasıdır. O dalların gövdeye kesiksiz nesidir? Bağlanmasıdır. Bitti bu kadar. Şimdi peygamberimizden sonra aleyhissalatü vesselam çok büyük insanlar geldiler. Sonra mesela diyelim ki, misal olarak söyleyelim şimdi, hani öyle isimleri öylesine söylüyorum. İşte Ali diye bir zat vardı, çok büyük Allah dostuydu. E şimdi bu ne yaptı? 3 tane çok büyük Allah dostu yetiştirdi. Ya bir sürü yetiştirdi ama 3 tanesi ne oldu şimdi? Çok büyük oldu. Ne olsun şimdi? Ahmet, Mehmet, Mustafa. Hop, Ahmet bir taraftan gitti, Mehmet bir taraftan gitti, Mustafa bir taraftan gitti. Ne oldu şimdi? 1-3 oldu. Aradan geçti 50 sene, 100 sene. Bu Ahmet'in yetiştirdiklerinden bir tanesi 3 tane yetiştirdi. Mehmet'in yetiştirdiklerinden bir tanesi ne oldu? 3 tane yetiştirdi. Mustafa'nın yetiştirdiklerinden bir tanesi ne oldu? 3 tane yetiştirdi. Hop, ne oldu şimdi? Söyleyin. Oldu 9. Anladınız mı arkadaşlar? Tamam. Şimdi Nakşibendi tarikatı deniyor. Niçin Nakşibendi tarikatı deniyor? Zincirin içerisinde, silsilenin içerisinde Şah-ı Nakşibend Hazretleri var. Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin özelliği ne? Sistematikleştirdi. Tarikatı Aliye'yi ne yaptı? Sistematikleştirdi. Yani tamam mı? Hani nasıl diyeyim? Düzene koydu böyle. Düzene koyduğu için mesela diyelim ki biz fıkhi olarak ben Hanefiyim. Fıkhi olarak ben neyim? Hanefiyim ya. İmam Adam Efendimiz bir şey icat etmedi ki. Kendisi bir şey icat etmedi ki. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam buyurduğunu, ashab-ı kiramın peygamberimizden anladıklarını bize nakletti. İmam Azam Efendimiz ne buyuruyorsa, onun mesnedinde, onun arkasında ne var? Ashab-ı kiramdan bir tanesinin görüşü var, fetvası var. Tamam. Bir şey buyurduğu zaman arkasında ne var? Ashab-ı kiramdan ne yapmışlar? Bir şey. Ama o ne yaptı? O sistematikleştirdi. Ne yaptı o? Sistematikleştirdi. Sistemleştirdi onu. Tamam mı? Ne yaptı? Sistemli. Anladınız mı arkadaşlar? Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin özelliği bu. Onun için Nakşibendi deniyor. Onun için ne deniyor? Nakşibendi deniyor. Mesela şimdi biz konuşurken tarikatı Aliye'yi, Aliye yüce demek. Yüce tarikatı Aliye'yi Nakşibendiye diyoruz mesela. Nakşibendiye'yi Halidiye. İşte bu zata nispetle Halidiye diyoruz. İki tanesini söylüyoruz. Aslında ne var şimdi? Mesela İmam Rabbani Hazretlerinden dolayı Müceddidi var arada. Kimden dolayı? İmam Rabbani Hazretlerinden dolayı ne var? Müceddidi var. Bu çok büyük insanlar bunlar. Ubeydullah Ahrar Hazretlerinden dolayı ne var? Ahrariye var. Arkadaşlar, Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin kabri şerif yani var ya, hani nasıl diyeyim size, böyle asalet akıyor ya. Yani mezar taşından asalet akıyor ya. Hani kabir taşından ne akıyor söyleyin arkadaşlar? Asalet akıyor ya. Böyle böyle bir şey. Taş işte, bildiğin taş ya. Allah Allah. Mermer işte, her taraf mermer dolu. Her taraf ne dolu? Mermer doluyor. Böyle şehrin ortasında öyle. Ama böyle bir
bir ağırlık var, böyle bir şey var böyle. Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Öyle buyurmuşlar. Yani zamanın umerasıyla çok ilgilenmiş. Zamanın umerasıyla, yani zamanın emirleriyle, devlet adamlarıyla ne yapmış? Çok ilgilenmiş. Artık ona öyle görev verildi. Onun ilgi alanı oydu. Kimlerle ilgilenmiş? Kodamanlarla ilgilenmiş, tamam mı? Eğer böyle bir görevim olmasaydı dünyada hiçbir şey kendine mürit bulamazdı buyurmuş. Eğer ben hani emirlerle ilgileniyor olmasaydım dünyada hiçbir şey kendine ne yapamazdı? Mürit bulamazdı buyurmuş. Acayip insanlar arkadaşlar. Elhamdülillah. Şimdi işin sonunda kim var? Yani son böyle ayrımlarda kim var? Muhammed Halid Ziyaeddin Hazretleri var. Bu çok büyük bir zat. Onun için Halidiye deniyor. Halidiye, Halidiye kimden dolayı deniyor? Muhammed Halid Ziyaeddin Hazretlerinden dolayı deniyor. Bu zat 1200 yılda müceddit. Bu zat Hicri 1200. Şimdi 1400 kaçtı? 45. Bu zat 1200 yılda müceddit olup kıldığı tarikleri bu tecrit. Ne yaptı şimdi? Her 1000 senede bir büyük müceddit geliyor. Her 1000 senede bir büyük müceddit geliyor. Toptan böyle bakım yapıyor. Ne yapıyor? Toptan bakım yapıyor. Böyle hop eksikleri sıvıyor. Fazlalıkları zımparalıyor. Aynı o asıl haline çeviriyor, tamam mı? Hani toparlıyor şimdi ortalığı. Her 100 senede bir de tabiri caizse hani ötekine büyük müceddit dediğimiz için küçük müceddit geliyor. Tamam? İşte bu zat 1200 yılda müceddit. Bu zat 1200 yılda müceddit olup kıldı tarikleri bu tecrid. Tarikleri tecrid etti. Tecrid etmek ceddede, yani yenilemek. Yenilemek. Bak yeni bir şey yapmıyor. Yeniliyor. Yani bir şey vardı ortada. Zaman geçince ne oluyor? Eskiyor değil mi? Bir şeyin üzerine zaman geçince ne oluyor? Eskiyor. Sen ona bakım yapıp asıl haline yeni bir şey eklemiyorsun. Bakım yapıyorsun eskiyen kısımlarını. Ne yapıyorsun? Asıl haline, ilk haline getirmeye çalışıyorsun. Buna yenilemek deniyor işte. Ki hatta bazı zat keşfetti Halid. Bazı zatlar keşfetti ki Muhammed Halid Ziyaeddin Hazretleri müceddit gayri yok. Mehdi müceddit. Ta Mehdi Aleyhisselam'a kadar başka müceddit gelmeyecek diye keşfetti. Keşif arkadaşlar, yani manevi bir hal delil olmaz. Ha, ibret alırsın, itibar edersin, bakarsın. Şer'i şerife uygunsa, şer'i şerife uygunsa ders alırsın, nasihat alırsın kendine. Amma ve lakin delil olur mu? Delil olmaz. Ona binaen bir hüküm tereddüp eder mi? Hüküm tereddüp etmez. Hata ihtimali var mıdır? Çoktur. Hata ihtimali var mıdır? Söyleyin. Çoktur. Tamam. Bu Mehdi'ye uyup Hakk'a giydelim, cemali ba kemale seyredelim. Yani bu yol göstericiye uyup Hakk'a giydelim, cemali ba kemale seyredelim. Arkadaşlar insanın yaptığı iş ne olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın, hani deyim öyle ya, hani tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Tekerleği yeniden icat edersin, bir sürü zaman kaybı, emek kaybı. Bir sürü zaman kaybı, emek kaybı. Abi birileri bir şeyleri icat etmiş işte, onların üzerine bas. Birisi 3 basamak yapmış oraya. Ya sen de 3'ten devam et işte. Sen de yok ben 1'den devam edeceğim. Öyle çıkılır mı yukarıya? Herkes 1. basamak. Ya abi işte birileri uğraşmış yapmış. 3'e kadar getirmiş. Öbürü 5'e kadar getirmiş. Öbürü 7'ye kadar getirmiş. Sen de onların kaldığı yerden ne yap? Devam et. Tamam. Bir insan ne iş yapacaksa o işi daha önce yapmış. Hakkını vermiş. O işte başarılı olmuş. O işte muvaffak olmuş. İnsanlardan öğrenirse, görürse, onların kaldığı yerden devam ederse kolay muvaffak olur. Ne iş olursa olsun. Ne iş yapacaksan, dünya işi, ahiret işi, ne iş yapacaksan, onu senden önce yapmış, başarılı olmuş. İnsanlardan taktik alırsan, sen daha hızlı başarılı olursun. Böyle değil mi arkadaşım yani? Ha? Nasıl ki dünya böyle, ahiret de böyle. Nasıl ki dünya böyle, ahiret de böyle. Şimdi bizim önümüzde elhamdülillah arkadaşlar çok büyük insanlar var. Ben altından kalkamıyorum, ben çıkamıyorum işin içinden yani. Ben altından söyleyin, kalkamıyorum, çıkamıyorum işin içinden. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh, söyleyin vefatında kaç yaşındaydı? 45 abi ya, hep topu 45 ya.
Abi dünyada kaldığı sene kaç? 45. O da kameriyi 45'tir. Bizim takmaya göre 43 senedir. 43 yaşın olan var mı içinizde? Var mı 43? 42, 44? Ha? 42. Ne olacak, seni teraziye koysak ne olacak? Ha? Hiç işte. İki tane dana kestim diye böbürleniyorsun yani. Kasabım ben, dana kesiyorum. Acayip dana keserim. O işte yaptığın iş ne? Söyle. Ben dana keserim, tek başıma keserim. İyi yaparsın yani. O kadar. Ha, bir şeydir kabul ama hadi. Abi 45 ya. Abi ne söyleyin? 45. Hani dersin ki ya tamam o sadece İmam Nebevi. İmam Maturidi rahmetullahi aleyh. 52. Vefat yaşı kaç? 52. Abi 52 senede sen yani. Abi biz yolda yürümeyi bilmiyoruz ya. Abi biz yolda yürüme, oturmaya kalkmayı bilmiyoruz ya. Benim yaş 50. Benim yaş kaç? 50. Şöyle ehil bir adam getir. Ben Fatiha okuyayım. 20 tane hata çıkartır. Abartmasız söylüyorum yani. Ehil bir adam getir. Profesyonel bir adam getir. Ben Fatiha okuyayım. 20 tane hata söyler bana. Ahmet İmdi Hanbel Hazretleri 55 vefat yaşı. Söyleyin. Abi yemedin mi, içmedin mi, uyumadın mı? Hiç mi helaya gitmedin ya? Abi 55 ya. 55 ya. Çıkartın telefonları. Çıkart. Çıkart, 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 çıkart. İyi, güzel. O kabul. Puan aldın şimdi. 55. 1 milyon hadis-i şerif ezbere biliyor. Tamam mı? Ne kadar? 1 milyon hadis-i şerif ezbere biliyor. Bu 1 milyon hadis-i şerifi 10 senede ezberledi düşünelim. 10 sene değildir. 10 senede ezberledi düşünelim. 1 milyon bölü 10 sene. 1 milyon bölü 10. Senede kaç tane yapıyor? Senede 100 bin hadis-i şerif ezberlemiş. 355 gün. 365 kameri 355 gün. Senede 100 bin hadis-i şerifse, bir senede 355 gün varsa, bölün bakalım günde kaç hadis-i şerif ezberlemiş? Düzgün bakmak makinene, saçmalama. Kaç? 281 tane, 300 düz konuşalım. Abi 300 tane biz bakarak yüzünü okuyamayız lan bir günde. Bu bir gün değil, iki gün değil. İstikrar, böyle bir şey. Bu ne? Bu akıl, benim aklım almıyor benim. Hadi oturdun, çok zekisin, oturdun, ezberledin. Abi ben bugün ezberlesem, yapıyorum mesela, oturuyorum, ezberliyorum bir şey. Ne? 300 değil, 3 tane olmuyor. Hadi oturdum, 3 tane ezberledim. Döndüm ertesi gün bir 3 tane ezberlemeye kalktığım zaman, dünkü 3 tane ne oluyor? Gidiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Abi böyle insanlar bulmuşsun. Takıl peşlerine, daha ne istiyorsun ya? Takıl peşlerine, daha ne istiyorsun ya? Şuraya bak ya arkadaş yani. Abi biz rüyamızda göremeyiz böyle bir başarıyı, biz rüyamızda göremeyiz ya. Otur bak, çiçek artırınız işte. Abi günde 300 tane hadis-i şerif nedir ya? Ha bu da hadis-i şerif değil, bu işin senet mevzusu var zaten. İşin cıngarı zaten senet mevzusu. Benim aklım almıyor. Yok. Olmuyor, olmuyor. Aklım almıyor. Hepi topu yaş kaç? Söyleyin. 55. Arkadaş. Bu ne biçim iş? He? Onun için arkadaşlar çok yani çok büyük insan, ama biz kelime darlığından öyle konuşuyoruz yani. Çok büyük insanlar var önümüzde elhamdülillah. Çok büyük insanlar var önümüzde. Bakacağız, öğreneceğiz öyle. Kimse tekerlek icat etmeye kalkmasın. Kusura bakma, bir halt beceremezsiniz. Daha iyice dağıtırsınız ortalığı. Bakacaksın böyle insanlara, takılacaksın peşlerine. Yani %1'i olsak öyle bir ihtimal yok da. Öyle bir ihtimal var mı? Yok, ama düşün %1'i olsak. Of arkadaşım, %1'i olsak. Of. 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 Ya. Allah'ım ayırmasın arkadaşlar. Mevlam bu zatlardan bir şeyler öğrenmek nasip etsin. Onların bize anlattığı şekilde hareket etmek nasip etsin. Onların öğrettiği şekilde hareket etmek nasip etsin. Elhamdülillah, çok şükür Rabbimize. Şeyhlerimizden, hocalarımızdan bunları duyduk. Duyduk elhamdülillah. Öyle artistik yapmıyoruz. Öyle artistik ne yapmıyoruz? Yapmıyoruz yani. Estağfurullah ne demek yani? Estağfurullah. Yani
Hani mecbur kürsünün hakkını vermek için konuşuyorum böyle, yoksa öyle bir mecal yani. Bakacaksın, takılacaksın peşine, ne devam edeceksin, gidecek. Şimdi bir saate bakayım önce. Şimdi birkaç mevzu var size anlatmak istediğim. Hani normalde usulü biliyorsunuz, okuyorum sohbetlerden ama. Öncelikle hutbede hadis-i şerif misvakla alakalı geçti. Onu biraz anlatmak istiyorum size, misvak. Önce hadis-i şerifi okuyayım. Hakan, bunları özel kesersin, tamam mı çocuğum, tek tek. An Ebi Umamete radıyallahu teala anhu, hutbede de dinlerseniz iyi olur. Çünkü illa yani ne kadar ben dikkat edersem edeyim biraz eksik şeyler ne yapıyor? Kalıyor arkadaşlar yani. Bitiyor, bittikten sonra ben kuruyorum kafamdan mesela şunları söylemem lazım diye. Ama illa bir şeyler eksik kalıyor. Bittikten sonra ya şunu da söyleseydim geliyor ama iş işten geçti. Yani illa burası oradaki eksikleri tamamlayacak. Orada da burayı tamamlayacak. Büyük ihtimal burası daha geniş olacak. Ama orada burayı tamamlayacak şeyler çıkar. Dinlerseniz iyi olur. An Ebi Umamete radıyallahu teala anhu, Ebu Umame radıyallahu teala rivayet olundu. Enne Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu. Arkadaşlar, Efendi Hazretlerimiz kardeşallahu sıra cuma hutbesiydi. Buyurdular, misvak nasıl kullanılır? Hocalara sorun. Misvak nasıl kullanılır? Hocalara sorun. Hani ben nakil değil, ben kendi duyduğumu anlatıyorum. Misvak nasıl kullanılır? Hocalara sorun. Hocalar da kitaba baksın, öyle söylesinler. Onlar da bilmiyorlar buyurdu. Misvak nasıl kullanılır? Hocalara sorun. Hocalar da kitaba baksınlar, öyle söylesinler. Onlar da bilmiyorlar buyurdu. Arkadaşlar, bu hadis-i şerifte yani çok kısa şekilde, çok belli veciz şekilde böyle misvağa böyle nasıl teşvik demeyeceğim, böyle baskı var. Ne var söyleyin? Baskı var. Kale, peygamberimiz buyurdu ki, tesevveku, misvak kullanın. Bitti. Bu kadar. Bak burada kessem yeter. Tesevveku, misvak kullanın. Kale söyleyin. Peygamberimiz buyurdu. Kime buyuruyor? Bize buyuruyor. Daha misvak kullanın. Bitti. Şimdi erkek sen kullanma. Bak burada kessem bitti, tamam zaten yani. Tesevveku, misvak kullanın. Misvak kullan. Kim buyuruyor şimdi sana bunu? Sana bunu peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Misvak kullanın. E bitti hakkım. Kullanacağız abicim yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Yani yapacak bir şey yok da geleceğim. O çok kötü bir şey bu. Yapacak bir şey yok sözüne. Yapacak bir şey yok sözü çok kötü bir şey. İnşallah geleceğim. İşte bir işlemiş, damarlarımıza işlemiş. Kanımıza işlemiş. Çok kötü bir şey. Tesevveku, misvak kullanın. Bir. Fe innes sivake. Çünkü misvak medaharatul lil femi. Ağzı temizleyicidir. Burası tamam anlaşılıyor. Arkadaşlar, ağzı temizleyicilik misvan bir özelliği. Ağzı temizleyen başka şeyler de var mı? Var. Ki onları da kullanın. Onları da ne yapın? Diş fırçası kullanın. Bak üzerine basa basa söylüyorum. Diş fırçası ne yapın? Düzenli kullanın. Diş ipi düzenli ne yapın? Kullanın. Diş macunu için bir şey söyleyemiyorum. Çünkü diş macunları yani zararı bile olabilir. Faydası var mıdır? Meşkuk, şüpheli. Yani gidip bakkaldan, marketten alacağınız diş macunu faydalı mıdır, zararlı mıdır? Ona ben bir şey diyemem. Faydalısını bulabilir misiniz? Bir şey diyemem. Ona bir şey diyemiyorum. Ona bir şey diyemem. Hani kullanacaksanız da iyisini almaya çalışın, iyisini kullanmaya çalışın. Hani bu acayip bir şey şimdi. Bilemiyorsun ki sen. Bilemezsin ki. Ben şimdi bilemiyorum ki. Ben bir tarafına dokunuyorum sadece. Diyorum ki bu böyle. Ama her tarafını kavrayabiliyor muyum? Her tarafını kavrayamıyorum ben. Ya gideceksin, iyisi deyince nasılını alırsın? Söyle. Pahalısını alırsın. Pahalısı diye iyisi mi acaba? Bilemem ki. Belki pahalıdır falan. Değil mi? Ama iyi değil. Bilemem ki ben onu. Ben onu tespit edebilir miyim? Benim onu tespit etme kapasitem, kabiliyetim, salahiyetim var mı? Yok yani. Tamam. Onun için bir şey diyemiyorum. Ama diş fırçası ne yapın? Kullanın. Diş ipi ne yapın? Kullanın. Ama ve lakin bunlar misvak yerine geçmez. E hocam bunlar da ağzı temiz diyor. Doğru. Misvak medharatul lil femi. Ağzı temizleyicidir. Merdatul lil rabbi. Rabbi razı edicidir. Diş fırçası Rabbi razı eder mi? Nereden çıkartıyorsun? Misvak Rabbimizi razı eder. Kesin. %100. Milyonda milyon. Trilyonda trilyon. Nereden biliyorum? Peygamberimiz buyurdu. Yani peygamberimiz buyurmasa, aha ben bunun Mevlamızı razı edeceğini nereden bileceğim ki ben yani?
bir tane işte tahta parçası da. Ha? Bunun Allah'ımıza razı edeceğini nereden bileceksin sen? Nasıl test edeceksin? Nasıl nasıl deney yapacağım da bileceğim bu Allah'ımıza razı ediyor. Bilebilir misin? Hayır. Ama Peygamberimiz buyurunca ben kesin ne yapıyorum abicim? Kesin biliyorum. Bu Mevlamızı ne yapar? Razı eder. Ben bunu kullanırsam Allah'ın memnuniyetinden bir parça kazanmış oluyorum ben. Ben bunu kullandıkça Allah'ım benim bunu kullanmamdan memnun oluyor kardeşim. Bu kesin. Nereden biliyorum ben bunu? Peygamberimiz buyurdu. Diş fırçası için böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Ha, diş fırçası dişleri temizler mi? Abi dişini sürersin, bakıyorsun aynaları temizlenmiş. İşte bitti, tamam görüyorsun, görebiliyorsun. Ama Allah'ımızın rızasını görebiliyor musun? Nereden bileceksin? Bilemezsin. Ama bu kesin. Tamam. Başka temizleyici şeyler bak kullanın. Bak üzerine basa basa söylüyorum. Diş fırçası ne yapın? Kullanın. Diş ipi ne yapın? Kullanın. Macuna bir şey diyemiyorum. Amma ve lakin onlar ağzı temizler. Kabul. Ağzı temizler. Kabul. Amma ve lakin misvan yerini ne yapmaz? Tutmaz. Fe inne sivake çünkü misvak madharatul lil femi ağzı temizleyicidir. Ve merdâtül lirrabbi. Rabbi Allah'ımızı razı edicidir. Bir, tesevveku misvak kullanın. O zaman ne yapmak lazım? Kullanmak lazım. İki, Mevlamızı razı edicidir. O zaman ne yapmak lazım? Abi kullanmak lazım. Bak şimdi, burada bıraksak, katmerli katmerli. Birinci zaten daha dakika bir, gol bir. Birinci söz neydi? Birinci kelime, kelam kelime. Tesevveku misvak kullanın. Bitti kullanacaksın. Tamam. Sonra ne geldi? Ya bu Allah'ımızı razı eder. Ne yapacaksın? Kullanacaksın. Bak şimdi tekitlere bak. Üst üste biniyor şimdi. Baskı dedim değil mi? Bak üst üste biniyor şimdi. Şimdi. Mâ câenî cibrîlû. Buraya kadarı kim buyurdu? Peygamberimiz buyurdu şöyle yapın diye. Şimdi anlatıyor bize Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm. Mâ câe gelmedini bana kim? Cibrîlû. Cebrail aleyhisselâm. Ha bu arada hanımlar ya tamam erkekler kullansınlar demesinler. Aynı şey hanım. Burada erkek hanım mevzusu yok. Burada erkek hanım mevzusu yok. Burada genç, yaşlı, ihtiyar, erkek, hanım, küçük, büyük falan filan mevzusu yok. Bu Müslümanlara bu. Tesevveku misvak kullanın. Kim? Müslümanlar. Tamam. Hani hanımlar kendilerini kenarda tutmasınlar. Ha tamam misvak kullansın, erkekler kullansın. Öyle değil. Müslümanlar. Tamam. Hatta ağzında dişin yok. Kullan. Konuşacağım, anlatacağım, anlatmaya çalışacağım inşallah. Mâ câenî cibrîlû, Cebrail aleyhisselam bana gelmedi. İlla Cebrail aleyhisselam bana ne zaman gelse, evsânî bissivâki, bana misvakla nasihat etti. Misvak tavsiye etti, misvak vasiyet etti bana. Yani şöyle düşün, Cebrail aleyhisselam geliyor, namazla alakalı ayet-i kerime getiriyor. O arada ne söylüyor? Ya Muhammed misvak kullan. Oruçla alakalı bir şeyler söylüyor Peygamberimize. O arada ne söylüyor? Misvak kullan. Hacla alakalı bir şeyler söylüyor. O arada ne söylüyor? Misvak kullan. Cihatla alakalı bir şeyler söylüyor. O arada ne söylüyor? Misvak kullan. Kafirlerle alakalı bir şey söylüyor. Ne? Misvak kullan. Yahudilerle alakalı bir şey söylüyor. Misvak kullan. Hristiyanlarla alakalı bir şey söylüyor. Misvak kullan. Cennetle alakalı bir şey söylüyor. Misvak kullan. Bir şey söylüyor. Misvak kullan. Bir şey söylüyor. Misvak kullan. Mâ câenî cibîlû, Cebrail aleyhisselam bana gelmedi, illâ ne zaman bana gelse, evsânî bissivâki, bana misvakla vasiyet etti, misvak tavsiye etti bana. Abi üst üste biniyor bak şimdi, misvak kullanın. Allah'ımızı razı eder. Cebrail aleyhisselam hep bunu bana söyledi. Hatta Cebrail aleyhisselam o kadar bana bunu söyledi ki, لَكَدْ خَشِيْتُ اَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ bana bu farz olacak korktum. Ve alâ ümmeti, ümmetime farz olacak korktum. Yani en sonunda hani kullanın derken iş emre binecek, kullanmazsanız çırınızı yakarıma dönecek. Korktum yani. Hani şu anda kullanırsan Allah katında kıymeti var, kullanmazsan ceza var mı? Yok, iş oraya dönecek, kullanmazsanız çırınızı yakarıma dönecek, ondan korktum. Burası kim? Cebrail aleyhisselam. Şimdi kendisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. وَلَوْ لَا اَنِّي يَخَافَ نَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي Eğer ümmetime meşakkat veririm korkusu olmasaydı sizi sıkıntıya sokarım. Yani daha fazla ben size sıkıştırsam bu sefer yapmayacağınız siz kusura bakmayın affedersiniz cins adamlarsınız yapmazsınız. Ulan bu kadar konuşuruz gene yapmazsınız. He? Cins adamlarsınız bu sefer günah olacak size. Azap olacak. Bundan korkuyorum. Böyle bir korkum olmasaydı le faraztuhu aleyhim. Farz ederdim onu size. Eliniz mahkum yapacaksınız derdim ben. Ama onu da desem şimdi kalkar bu sefer yapmazsın. Diyelim ki
100 günlük ömrün var, 99 gün yaptın, bir gün yapmadın, hop hapı yuttun yani ceza. Yani böyle bir şeye düşersiniz korkusuyla, bir şey demiyorum daha artık yani. Ama böyle bir korkum olmasaydı ne yapardım size? Farz ederdim. Şimdi kendisi aleyhissalatü vesselam. Ve inni muhakkak ben le estaku, ben misvaklanıyorum, ben kullanıyorum. Ben misvak ne yapıyorum? Hatta öyle kullanıyorum ki haşitu korktum en uhfiye, aşındırmamdan korktum mekadime femi, ağzımın ön kısmını yani dişlerimin ön tarafına aşındırmaktan korktum. O kadar kullanıyorum ben yani, öyle az buz değil. Az buz. Yatağa yatarken, yataktan kalkıyor misvaklanıyor. Yatağa yatarken misvaklanıyor. Evden çıkarken misvaklanıyor. Eve girerken misvaklanıyor. Oturuyor misvaklanıyor. Yatıyor misvaklanıyor. Öyle aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ashab-ı kiram anlatıyorlar. Biz işte gittik kapıya. Kapıyı açtı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Elinde misvaklardı. Böyle ooo yapıyordu böyle. Diş fırçasını düşün. Diş fırçasıyla biliyoruz mevzuyu değil mi? Yani fırçalarken böyle ağzınızdaki sesi düşünün. Tamam mı? Hele bir de konuşmaya çalışsan nasıl olur ses? Aynı öyle işte, öyleydi bu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Onun için arkadaşlar misvak ne yapacağız? Erkeğimiz, hanımız misvak ne yapacak? Abi kullanacağız misvak. Şimdi misvak nasıl kullanılır? Misvak nasıl olur, nasıl kullanılır? Kötü tarafı piyasada düzgün misvak yok. Eskiden vardı, şimdi yok. Bu kötü bir şey. Ben size söylüyorum, siz bir çözüm üretebilirseniz memnun da olurum. Misvak için arkadaşlar illa özel bir ağaç gerekmez. Misvan eftali erak ağacı. Biz ona Türkçe'de misvak ağacı deniyor. Elimizdeki misvaklar ondan. Ama illa ondan olması şart değil. Eftal olan o. İkinci eftal olan zeytin ağacı. Zeytin ağacı bizim memleketimizde bol bol mevcut. Tamam. Nar ağacından olmaz, şeker kamışından olmaz. Bunun dışında lifli olan her ağaçtan olur. Bahçen vardır, bağın vardır, ağacın vardır. Hocam dalları düz. Kes getir kardeş. Sen de kullan, biz de kullanalım. Getir sat. Getir ne yap? Sat. Düz böyle, düzse düzgün böyle, temizse efendiyse. Lifli olan her ağaçtan ne yapar? Olur. Eftali erak ağacı, misvak ağacı. Piyasada var. Mesela bizim kantinde de vardır. Hiç kullanma. Alın kullanın. Ama tam benim göz kesiyor mu? Yani hani Mevlamızı razı etme kısmı tamam. Ama misvan özel faydaları var. Misvan özel faydaları var. Onların çoğunu tahsil etmez. Niye? Çünkü bayat. Çünkü ne? Bayat. Mesela elinize aldığınız zaman şeyle böyle vakumlu falan böyle açsan şey gibi böyle ıslak yay gibi hepsi suya basılmış onların. Her şey sahte şimdi. İki günde tamam. İyisini bulsan böyle, hakikisi bulsan böyle. Evet, tamam. Kullan. Böyle hani bahçesi olan arkadaşlar, zeytinli olan arkadaşlar baksınlar. Düz dal bulurlarsa, tamam mı? Çok iyi olur yani misvak. Eftali erak ağacı, misvak ağacı. Sonra ikinci sırada zeytin ağacı. Ne olmaz? Nar olmaz, şeker kamışı olmaz. Bunun dışında narlı şeker kamışı o da zarar veriyormuş. Bunun dışında lifli böyle hani böyle tel tel olan her şey, bütün ağaçlar ne yapar arkadaşlar? Olur. Ondan sonracıma yani böyle not aldım ki böyle hani atlamadan size söylemiş olayım. Arkadaşlar insanın misvak kullanarak aldığı abdestle kıldığı bütün namazlar çarpı 70 olur. Yani diyelim ki misal olarak söyleyelim. Saat 12'de abdest aldın, kuşluk kıldın çarpı 70, öğlen namazı kıldın çarpı 70, ikindi namazı da kıldın çarpı 70. İkindiden sonra bir daha abdest aldın. Yani o abdestle, tek namaz değil, o abdest alırken misvak kullandın mı, o abdestle kıldığın bütün namazlar söyleyin çarpı 70. Dur bak. Arif-i Billah Şeyh Ahmedü Zahid Tuhfetü Sellak fi Fadail-i Sivak isimli bir risalesi var, tamam mı arkadaşlar? İmam Tahtavi işte oradan nakil yapıyor. Biraz böyle hani hulasa yapmış. Yani kocaman risale. Oradan biraz hulasa yapmış. Abi öyle maslahatlar söylüyor ki yani dersin hani ben misvak kullansam süpermen olacağım dersin yani. Hani bir havada uçacaksın demiyor, tamam mı?
Anlatıyor da şöyle olur, böyle olur, şöyle olur, böyle olur. Bir şey abi anlatıyor böyle, tamam mı? Yani onların 10 tanesi olsa zaten doktor yüzü falan görmezsin. Ne bileyim artık 800 yaşına kadar yaşarsın. Evet yani Süperman olacak sözü hani hafife almayın. Gerçekten öyle gibi söylüyor. Öyle anlatıyor yani. Ama biz biliyoruz ki Mevlamızı ne yapar razı eder. İşte yumuşak olsun. Tazesi yumuşak oluyor. Bizimkiler ne? Bayat. Tazesi ne oluyor? Yumuşak oluyor. Kullananın karışı boyunda olacak. Ne kadar olacak? Söyleyin. Karıştan uzun, kullanan kişinin karışı boyunda olacak. Karıştan uzun ne yapmayacak? Olmayacak. Kullananın serçe parmağı kalınlığında olacak. Tamam mı? E şimdi bak ben bunu aldığımda bu ne kalınlığındaydı? Söyleyin. Serçe parmağı kalınlığındaydı. Kuruyunca ne oldu şimdi? E iyi de bir ayda kurumuyor yani. İki günde kuruyor işte. Tamam. Şimdi bak ne kadar olacak söyleyin. Bir karış. Bir karış boyunda olacak. Ha dur bak. İyi bak şimdi size bunu söyleyince aklıma geldi ha. Efendimiz öyle buyurdu ya. Kaddesallahu sıra. Ben Hızır hocama sormuştum rahmetli. Bak şimdi geldi aklıma. Gittim Hızır hocama. Hocam dedim Efendimiz böyle böyle buyurdu dedim. Hocalara sorun. Misvak nasıl? Hızır hocam da bana anlatmıştı rahmetli. Hızır hocam şey buyurmuştu böyle misvak muhafaza et. Mesela bak bu kitapta görmedim şimdi bunu. Misvak muhafaza ederken bu açık tarafı aşağı gelecek şekilde muhafaza edeceksin. Böyle ters değil. Burası yukarı açık tarafı yukarı ne yapmayacak? Gelmeyecek. Açık taraf nereye gelecek? Mesela bak bu kitapta yok şimdi. Hani benim önümdeki kitapta yok. Bunu Hızır hocam buyurmuştu. Rahmetli. Çok büyük insan. Acayip insandı Hızır hocam ya. Acayip insandı Hızır hocam. Acayip insandı Hızır hocam. Allah'ım şefaatine nail eylesin arkadaşlar. Ben Hızır hocama sormuştum. Çok güzel günlerdi arkadaşlar ya. Acayip güzel günlerdi. Bir karış, karışı geçmeyecek. Karışı geçmeyecek. Mesela bir karış, sonra kullanıyorsun. İşte taze olsa onun bir tadı var, bir özü var, tamam mı? Nesi var? Bir özü var. E tabi günde 3 kere 5 kere kullandın, 10 kere kullandığın yeri geldi. O ne yapıyor? Yavaş yavaş gidiyor. Aradan 3 gün gelecek, 5 gün geçecek. Orası ne olacak? Eskiyecek. Buradan 2 santim ne yapıyorsun? Kesiyorsun. Sonra gene kullanıyorsun. 2 santim ne yapıyorsun? Kesiyorsun. Bu tazesinde çabuk biter. Bizimkiler de öyle çabuk ne yapmıyor? Bitmiyor. Çünkü tadı tuzu zaten yok. Zaten yok ki kalsın. İlk aldığın gün, ıslak gün biraz bir şey var. 2 gün sonra kuruyor. Bir şey yok. Tamam mı? Ama tazesi eskiden Suud'dan gelirken getiriyorduk böyle. Şey yapıyorsun. Tazesini buzlukta muhafaza ediyorsun. Nerede muhafaza ediyorsun? Çünkü kuruyor havada. Tamam mı? İçindeki. Tabii özü gidiyor. Buzlukta muhafaza ediyorduk mesela. Çıkartıp kullanıyorduk. Harika. 2 günde bir ne yap? Kes. Yani bugün böyle görürsün. Bir hafta sonra böyle ne yapamazsın? Şimdi bunu mesela şunu. Yani ben bunu sağda solda düşürmezsem, kaybetmezsem 6 ay sonra gene bunu böyle göreceksiniz gene. Yapacak bir şey yok. Tamam mı? Anladınız mı? 6 ay sonra gelin bir hocam misvağını çıkart diyeceksin. Büyük ihtimal ben ne yapacağım? Bunu çıkartacağım. En fazla biraz bir boğum kısalmıştır yani. Niye? Çünkü bir şey yok. Ama taze hakikisi böyle olsa haftada bir kes. İşte 4 parmak kalıncaya kadar böyle bir kesersin. Ondan sonra iptal o. Yenisi. Böyle bir karıştan ne olacak? Başlayacak. Ben bunu ne yapmışım? 2 kere 3 kere kesmişim. İnciliği zaten kurumuş gitmiş. Buraya kadar anlaştık mı arkadaşlar? Tamam. İşte Peygamberimiz her halde kullanıyormuş. Kur'an-ı Kerim okurken, hadis-i şerif okurken kullanılır. İnsanların arasına girileceği zaman kullanılır. Eve girerken kullanıyormuş. Evden çıkarken kullanıyormuş. Uyanınca kullanıyormuş vesaire. Kullanacağımız zaman. Abdullah bin Mesud Hazretleri böyle nakletmiş. Misvağınız varsa çıkartın. Yoksa bir kalem çıkartın mesela. Kaleminiz de mi yok? Abi ne biçim adamsınız ya. Misvak yok, kalem yok. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Arkadaş ya. Bizim arkadaşlarda da öyle. Talebe kalemi, talebenin kalemi yok. Abi talebenin kalemi yok. Hocanın kalemi yok ya arkadaş ya. Lan kalemsiz, nasıl bir talebe nasıl kalemsiz olur ya? Serçe parmak altta,
üç parmak üstte, baş parmak altta. Serçe parmak altta, üç parmak üstte, baş parmak altta. Abdullah bin Mesud Hazretleri böyle nakletmiş. Kullanılırken, tabii sonuçta her halükarda sert bir şey değil mi? Yani ne kadar yumuşak da olsa, taze de olsa gene ne? Sert bir şey. Kullanılırken dikey kullanılmaz. Yatay kullanılır. Önce kuruysa ıslatılır. Islatıldıktan sonra, yani abdest aldığımızı düşünün, ellerimizi yıkadık, ağzımıza su vereceğiz. Ağzımıza su verdik, misvağımızı ıslattık. Üstten sağdan sola, alttan sağdan sola. Aferin sana. Tamam mı? Sonra bir daha ağzımıza su verdik. Üstten, tutuşu anladınız. Serçe parmak altta, üç parmak üstte, baş parmak altta. Üst taraftan sağdan sola, sonra alt taraftan sağdan sola. Dikey yok, zarar verir çünkü. Dikey. Bir de üç kere ağzımıza su aldık, yaptık. Ağzımıza su aldık, yaptık. Ağzımıza su aldık, yaptık. Bittikten sonra yıkanır, kurulanır, cebe konur. Bittikten sonra yıkanır, kurulanır, cebe konur. Abdest önlüğünün de işte orada büyük kârı var. Hemen çıkart orada kurula. Tamam. Bizim benim abdest önlüklerinin böyle sol tarafının sol tarafı böyle bel hizası sapsarıdır. Abdest önlüklerinin sol tarafı bel hizası nedir? Niye sarı? Misvak kullanmak, kurulamaktan orada şimdi. Ama şimdi alışkanlık öyle olmuş. Hemen kurulu, şey yapıyorsun, böyle burada kuruluyorsun, misvak koyuyorsun cebine. Dolayısıyla orası ne oluyor? Tabii sen yıkasan bile bir müddet sonra oraya iyice ne yapıyor? Yerleşiyor, orada bir iz kalıyor. Tamam. Bir daha söyle. Böyle koy cebine. Böyle koy cebine. Yok, böyle koy cebine. Burası aşağı gelsin. Böyle koy cebine. Kullanımı anladınız. Uzunluğunu, boyunu anladınız. Kalınlığı anladınız. Tamam. Şimdi. Sağdan sola biliyorum sadece. Sağ sol, alttan sağa sol. Sağdan sola, alttan sağdan sola. Tamam. Yok. Şey, hani ben kendi yaptığım, kendi ya amelimi anlatıyorum. Böyle dişimle ısırınca zaten çok böyle hani kusura bakmayın kütükleşmemişse, yani dişine biraz ezdim mi, azı dişine biraz ezdim mi zaten o tel oluyor. Lif oluyor. Tamam. Unutmayın sözünüzü. Şöyle şuradan üzerinde bir kabuk var. Bir çakıyla, bir bıçakla bir santim, bir buçuk santim şöyle bir şu kabuğunu aldığınız zaman lifli kısmı kalıyor. Orayı ıslatıp dişinle ezdiğin zaman zaten lif çıkıyor. Buyurun. Hayır. Ağzına su ver, yap. Su ver, yap. Su ver, yap. Su, misvak. Su, misvak. Su, misvak. Tamam? Anlaştık. Ondan sonracıma. Peki. Hanımlar, diş eti naziktir. Erkek, diş eti naziktir. Hastalık vardır, bir şey vardır. Diş eti çok yumuşaktır. Yaşlıdır, dişleri yoktur. Tamam mı? Bu durumda gene mümkün mertebe misvak kullanmaya çalışın. Zarar veriyorsa mümkün mertebe kullanmaya çalışın. Ha gerçekten zarar veriyorsa o zaman seyreltin. O zaman seyreltin. Yani her abdeste kullanmayın da haftada bir kere kullanın, üç günde bir kere kullanın ama misvak kullanmış olun. Tamam mı? Hanımlar için misvak kullanmak zarar veriyorsa, misvak kullanmak zarar erkekler için değil, hanımlar için. Misvak kullanmak zarar veriyorsa, hanımlar misvak niyetiyle sakız çiğnerlerse misvak mükafatı alırlar. Erkeklerin sakız çiğnemesi mekruhtur. Erkek adam sakız çiğnemez. Tamam. Erkeklerin sakız çiğnemesi mekruhtur. Hanımlar söyleyin. Zarar veriyorsa, bak zarar vermiyorsa yok, öyle yok. Zarar veriyorsa, misvak niyetiyle, tabi bu abdest sırasında olmaz, abdest sırasında kalkıp ağzına alıp sakız çiğnecek hali yok, tamam mı? Ama normal zamanda otururken, ya Rabbi dişlerime zarar verdiği için ben misvak kullanamıyorum deyip sakız çiğnerse, misvak mükafatı alır. Ama ne diyecek? Bir, zarar veriyor olacak. İki, ne diyecek? Ya Rabbi diyecek, hani olmasaydı da keşke kullanabilseydim misvak, üzülecek böyle içinden, kullanabilseydim misvak ama kullanamıyorum, yani dişlerime sağlığım el vermiyor, kullanamıyorum misvak der, sakız çiğnerse sakız çiğnemesinden misvak mükafatı ne yapar? Alır. Hanımlar zarar veriyorsa
misvak niyetiyle. Olursa mükafat ne yapar? Alır. Peki, benim şimdi ben normalde misvak kullanıyorum. Tamam. Bir şey oldu, kayboldu misvağım. Anlık iş. Tembellik değil, gevşeklik değil. Sen zaten kullanmıyorsun, öyle değil. Tamam, bir şey oldu, kayboldu. O durumda insan veya sağlığına, mesela erkektir, onun da sağlığına zarar veriyordur, tamam mı? O zaman parmaklarıyla misvaklansa, misvak mükafatı alır. Tembellik, gevşeklik değil bak, ihmal değil, özür. Misvan vardı, kayboldu, anlık. E o sırada da bulamadın. O sırada da ne yaptın? Bulamadın. Ben çok anormal rakama misvak satın aldığımı bilirim. Şey, kim var? Karay. Ne kadar misvak aşağıda? 20 lira. Ben 200 liraya misvak aldım. Belki 300 lira, belki 400 lira. Bir tane misvak aldım ben. Abdest alacağım, misvak yok. Kaç para? 400 lira. Al sana 400 lira. Buna 400 verilir mi? Buna 400 lira verilir mi? Verilmez. Niye verilsin ya, Allah Allah? Buna 400 lira verilir mi? Öğreneceksiniz. Ya işte yakalayı kenardan teğet geçiyor. Aradığım gibi konuşun. Hadi söyle. Mevlamızın rızasına verilir. 400 de verilir, 4000 de verilir. Mevzu burada dal parçası değil ki. Mevlamızın rızası için 400 lira ne olur? Verilir. Sünneti. Şimdi size desem ki şu dal parçası için, tahta parçası için, odun parçası için 200 lira verilir mi? Ne dersiniz? Verilmez. Allah'ımızın rızası için 200 lira verilir mi? Ne demek ya, Allah Allah, estağfurullah, yani düşünmek hata yani. Yani sormak hata değil mi? Düşünmek hata. Sünneti senin için 400 lira verilir mi? 200, verilir kardeşim. Al, ne demek yani sormak hata. Anladınız mı arkadaşlar? Tamam, püf nokta. Tamam. Ondan sonucum. Peki işte özür var, kullanamıyorsun o sırada. Parmakla yaparken arkadaşlar, baş parmak sağ taraf, şahadet parmağı sol taraf. Yani ağzına su aldın, baş parmakla sağ taraf, şahadet parmağıyla sol taraf, ağzına su aldın. Tamam mı arkadaşlar? İnsan özür sırasında bir özür varsa, böyle yaparsa gene misaf mükafatı alır. Üst alt, evet. Baş parmak üst alt, sağ tarafın üst altı, şahadet parmağı sol tarafın üst altı. Yani kitapta bir şey var, misvak tutuşu gösterdim ya, bu tutuş mervi, sahabe-i kiramdan mervi, burası tamam. Böyle tutulmaz var kitapta. La yakbiduhu var, tamam mı? Bu şekil ne yapılmaz? Tutulmaz. Yani sahabe-i kiramdan böyle nakledildi, burası tamam. Ama böyle tutulmaz da var kitapta. Yani kitapta dişin arkası, böyle yani dişin önü arkası, damaklar bile misvaklanır yazıyor. Ben nasıl oluyor, ben onu aklım ermiyor. Ama ben size naklediyorum, ben kitaptaki naklediyorum. Damaklar bile ne olur yazıyor. Mesela damaklar fırçalanır mı diş fırçasıyla? Fırçalanır, fırçalansın. Tamam mı? Diş fırçalamak çok ciddi iş. Damak tam, ama misvakla damak nasıl fırçalanır ben bilmiyorum. Ama kitapta yazıyor arkadaşlar. Tamam mı? Misvağı anlatmış oldum. Buyurun. Yapsın, kullansın. Kullansın. Niçin? Çünkü bizim bak kastımız ne? Söyleyin. Mevlamızı memnun etmek, sünnet-i seniyyeyi yerine getirmek, tamam mı? Sünnet-i seniyyeyi yerine getirmek. Yani biz dikkat edin şimdi, dikkat edin. Biz misvak kullanıyoruz. Misvak kullandığımız zaman bizim sağlığımıza, sıhhatimize faydası var mı? Var. Ama biz sağlığımıza faydası olsun diye misvak kullanmıyoruz. Biz Mevlamızı memnun etmek için misvak kullanıyoruz. Biz sağlığımıza faydası olsun diye misvak kullanmıyoruz. Biz Mevlamızı memnun etmek için misvak kullanıyoruz. Bahsi gelmişken söyleyeyim, diş fırçanız mutlaka olsun, elinizin altında da olsun, kolayda da diş fırçası olsun. Yani insanın ağzında yemek parçası, yemek kırıntısı, yemek kalıntısı varken namaz kılması çok kerih, çok çirkin bir şeydir. Leyse şey'un eşeddu alel melekeyni min en yereya beyne esnani sahibihima ta'aman ve vekaimin yusalli. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki,
leyse şeyun, hiçbir şey yoktur. Eşeddu alel melekeyn, bu iki meleğe daha ağır geliyor. Neden daha ağır gelen bir şey yok? Min en yere ya, bu meleklerin görmesinden, beyne esnani sahibihima, sahiplerinin dişlerinin arasında var, taamen, yemek kalıntısı var. O kişi kaimun, ayakta yusalli, namaz kılıyor. Ağzında yemek kalıntısı varken, namaz kılarken görmekten daha ağır gelen bir şey yok bu meleklere. Tamam. Yani olur mesela, bir şey olur, bir şey yersin, orada iki parça bir şey kalır, diş fırçası hemen, tamam, öyle kolayda da bulunsun arkadaşlar. Burası tamam, vakit geçiyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi, bu kitabı daha önce ayın kitabı olarak söylemiştik size. Namaz bahisleri var bu kitabın içerisinde. Anlatacağım mevzu, yani bilgi olarak herkes için lazımdır. Burayı kesiyorsun, tamam mı? Bilgi olarak herkes için lazımdır. Ama özellikle memur arkadaşlar, devlet memuru arkadaşlar. Devlet memuru olunca ne oluyor? Abi sen emir kulusun, seni Van'a gönderiyorlar. 3 sene, 5 sene Van'da duruyorsun. Sonra diyorlar ki nereye gideceksin? Şam'a gideceksin. Şam'dan diyorlar Ankara'ya gideceksin. Ankara'dan Antalya'ya gideceksin diyorlar. Git diyorlar, sen de ne yapıyorsun? Gidiyorsun. Doğru mu arkadaşlar? Vallahi abicim, hani neredeyse, hani söylemem neredeyse böyle hata olmaz. Bu söyleyeceğim şeyleri dinlemeleri vaciptir kardeşim. Dinleyecekler yani. Mecbur dinleyecekler yani. Şimdi anlatacağım şeyleri memur gibi böyle hani yeri değişen arkadaşların dinlemesi vaciptir kardeşim, anlatacağım şeyleri. Hani şimdi diyelim ki Hakan bunları kesecek 10 dakika 15 dakika neyse, hani oraya koyacak ya böyle. Onu abi, dünyada ne kadar Müslüman var, onların dinlemesi vaciptir kardeşim. Onu dinlerlerse paçayı kurtarırlar, dinlemezlerse bir şey olacaklar büyük ihtimalle. Acayip ciddi bir mevzu. Teferruat yapmayacağım. Burada ibare var. Şimdi vatan derken, vatan yani bizim Türkçe'ye göre düşünmeyin, tamam mı? Fıkıh konuşuyoruz. Fıkhın istilahını konuşuyoruz. Vatan derken yani senin yaşadığın yer. Vatan derken kasıt ne? Yaşadığın yer. İnsanın yaşadığı yer 3 çeşittir. Vatan deyince memleket manası ne? Vatan, tamam mı? Mesela memleket deyince ne anlıyoruz memleket deyince? Adama bak. Memleket deyince ne anlıyoruz? Değil mi? Hani memleket krallık demek arkadaşlar. O da işin öbür tarafı. Yani Türkçe. Yani kelimeler şimdi aslı Arapçadan gelme ya. Arapçada memleket ne demek? Söyleyin. Krallık demek. Meliklik, hükümdarlık, krallık demek. Şimdi vatan deyince bu Arapça vatan. Türkçedeki vatan farklı. Türkçede buradaki bunun karşılığı bizim için yaşanılan yer. İnsanın yaşadığı yer 3 kısımdır. Vatanı asli, vatanı ikamet, vatanı sükna. Vatanı asli, vatanı ikamet, vatanı sükna. Bunların kendilerine göre tarifleri var, kendilerine göre hükümleri var. Vatanı asli, vatanı ikamet, vatanı sükna. Şimdi doğdun, büyüdün, anan baban orada. Asıl belirleyici ölçüt, sen orada yaşamak istiyorsun, oradan ayrılmayı düşünmüyorsun. Burası senin vatanı aslin. Burası senin vatanı aslin. Abi ben İzmirliyim. Ben İzmirliyim. Ben nereliyim? Ben İzmirliyim artık. Aslım Trabzon'dan. Çocukluğum İstanbul'da geçti. Abi ben İzmirliyim artık. Ben nereliyim? İzmirli. Ben İzmirliyim. Benim için dünya İzmir'den ibaret artık. Ben İzmirliyim. Ben İzmirliyim artık. Ben Allah'ımın izniyle ben İzmir'de ölürüm. Ha bu dünya ne olacağı belli olmaz. Ayrı mevzu. Ama niyet, ben Allah'ımın izniyle nerede ölürüm? Ben kabir satın alacak olsam İzmir'de satın alırım. Ben İzmirliyim. Tamam mı? Ama sen diyorsun ki abi ben İzmir'de piyasa işler daha uygundu. Kalktım İzmir'e geldim. Emekli olduktan sonra nerelisin? Erzurum'a giderim diyorsun. Sen İzmirli değilsin. Fark anladınız mı? 10 sene, 20 sene, 50 sene, 100 sene, 500 sene İzmir'de kalırım. 501. sene ben nereye döneceğim? Ben Erzurum'a döneceğim. Yani sen İzmir'den ayrılmayı düşünüyorsun. İzmir benim vatanı aslıyım. Benim vatanı aslıyım ama sen 500 sene sonra ben Erzurum'a döneceğim diyorsan İzmir senin vatanı aslıyın değil. Bu müddetin uzunluğu bir şey ifade etmez.
Sen memleketten kalktın geldin İzmir'e. Niye geldin İzmir'e? Ya işte çalışacağım biraz, biraz para toplayayım, köyde bir ev yaptırırım, sonra tekrar basar gideriz köye. Diyorsan İzmir senin vatan aslin değil. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Vatan asli anladınız mı? Tamam. Mesela memur gittiği yerde vatan asli oluyor mu? Hayır abi, gittiği her yere ne diyor? Devlet beni buraya gönderdi diyor. Ben burada görevimi yapacağım diyor. Ondan sonra nereye tayin ederlerse oraya gideceğiz diyor. En son emekli olduktan sonra da memlekete baba ocağına döneriz diyor. Onun için en son dönmeyi düşündüğü yer ne? Kürkçü dükkanı. Babasının ocağı, doğduğu büyüdüğü köyü mesela. Orası vatan asli. O gittiği yerlerin hiçbiri vatan asli değil. Vatan asli ne? Sen orada yaşamak istiyorsun. Oradan ayrılmayı düşünmüyorsun. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu vatanı asli. İki, vatanı ikamet. İki, vatanı ikamet. Şimdi vatanı asli de sen namazlarını 4 rekat kılacaksın. Sefer hükümleri geçerli değil. İşte mest var vesaire, cuma farz, kurban vacip. Tamam mı? Sefer hükümleri geçerli değil. Vatanı ikamet. Herhangi bir yere gittin, o gittiğin yerde 15 gün veya daha fazla kalmak niyetin var. Orası vatanı ikamet. Vatanı ikamette de sefer hükümleri geçerli değil. Herhangi bir yere gittin, o gittiğin yerde 15 gün ve üzeri kalmak niyetin var. Orada da sefer hükümleri geçerli değil. Tamam mıyız? Anlayın bak, ciddi mevzu anlatıyorum. Tamam mıyız? Tamam. Vatanı ikamet. Üçüncüsü vatanı sükna. Bir yere gittin, o gittiğin yerde 15 günden az kalmak niyetin var. 14 gün kalacaksın, 13 gün kalacaksın. Orası vatanı sükna, orada sefer hükümleri geçerli. Tamam mıyız arkadaşlar buraya kadar? Üçünü anladınız mı? Şimdi benim vatan aslıyım İzmir. İstanbul'du bir zamanlar. Sonra buraya geldik, İzmir. Anne baba oradaydı. Gene vatan aslılık devam ediyordu bir şekilde. Anne baba da, babam oradan ayrıldı. Annem vefat etti. İstanbul'da da bir şey ne yapmadı? Kalmadı. Vatan asli neresi? Sadece İzmir. Bitti. Vatan asliyle sorun yok. İşgal, müşkil, çetrefilli mevzu vatanı ikamette. Vatanı? Musa burada mı? Mengüloğlu. Ha, izinli çocuk. Vatanı ikamet nasıl oluyor vatanı ikamet? Gittiğin yerde 15 günde fazla kalacaksan ne oluyor? Vatanı ikamet oluyor. Sefer hükümleri geçerli mi? Değil. Ama bak şimdi vatanı asli, ben İzmir'deyim ya. Ben dünyanın neresine gidersem gideyim, İzmir'e döndüğüm anda hiçbir niyetim olsun olmasın, vakit sınırlaması hiçbir şey yok. İzmir'e ben Bornova'dan girdim içeri, ben vatanı aslimdeyim. Ama vatanı ikamet öyle değil. Vatanı ikamet ben gel, mesela sen Erzurumlusun, tamam mı? Kalktın geldin İzmir'e, İzmir'de bir ay kalacağım dedin. İzmir'e girdin mi? İzmir ne oldu şimdi? Vatanı asli oldu. Ama İzmir'den Erzurum'a gideceğim, 2 gün Erzurum'da kalacağım diye İzmir'den çıktığın anda İzmir'in vatanı ikametliği ne yaptı? Bitti. Kilit nokta burası. Erzurum'dan kalktın, iş için İzmir'e geldin. Dedin ki İzmir'de ben ne yapacağım? Bir ay kalacağım. Bir ay niyet ettiğin için, 15 günden fazla olduğu için ne oldu şimdi? Vatanı ikamet oldu. Ne zamana kadar? İzmir'den ayrılmayı kastedene kadar. Ondan sonra dedin ki ya bir 2 gün Erzurum'a gideyim dedin. 2 gün Erzurum'a gideyim, tekrar İzmir'e dönerim dedin. İzmir'den çıktığın anda İzmir'in vatanı ikametliği ne yaptı? Bitti. Tamam mıyız? Heh. İşte çetrefilli nokta orası. Tamam mıyız? Mesela diyelim ki sen Erzurum'dan kalktın, geldin İzmir'e. İzmir'de burada bir ev kiraladın. Oturdun, başladın çalışmaya. 3 ay duracaksın, gideceksin Erzurum'a, bir hafta duracaksın, bir daha geleceksin. Ama İzmir'de çalışıyorsun sadece, sen Erzurum'a gideceksin, tamam mı? Geldin İzmir'e, İzmir'de 2 ay kalacaksın. Namazlarını nasıl kılacaksın? 4 kılacaksın. Nasıl kılacaksın namazlarını? 4 kılacaksın. Arkadaşlar saat geç oldu, konuşma uzadı. Yoruldunuz, ben yoruldum, siz de yoruldunuz. Ama ve lakin böyle çok böyle hani bütün enerjinizi harcayın, anlatacağımı iyi anlamaya çalışın.
geldin İzmir'e, iki ay kalacaksın. Namazları ne yapacaksın? Tam kılacaksın. Sonra dedin ki gideyim Erzurum'a. Bir hafta Erzurum'da dedim, ananın babanın yanında kalayım dedin. Tamam, çıktın. İzmir'den çıkınca sefer. Nereye kadar? Erzurum'a gidene kadar. Erzurum'a gittin. Erzurum'da bir hafta ne yapacaksın namazlarını? Tam, Erzurum'da vatan aslıyın. Tam kılacaksın. Sonra dedin döneyim İzmir'e. İzmir'de bir ay çalışırım. Döndün İzmir'e, geldin. İzmir'de ne kadar kalacaksın? Bir ay çalışacaksın. Sonra bir ay İzmir'de namazlarını ne yapacaksın? Tam kılacaksın. Dedin Erzurum'a gideyim iki gün. Gittin Erzurum'a. Erzurum'da ne? Tam kılacaksın. Erzurum çünkü senin vatan aslıyın. Sonra dedin İzmir'e gideyim. Üç ay kalayım İzmir'de. Geldin İzmir'e. Namazlarını ne yapacaksın? Tam kalacaksın. Sonra memlekette bir şeyler var. İşte tağla var, bağ var, bahçe var. İlgilenilmesi lazım. Biraz uzun kalacağım memlekette. Gideyim dedin memlekete. Memlekette iki ay bir kalayım dedin. Kalktın, gittin memlekete. İki ay kalıyorsun. Tam kılıyorsun namazlarını. O arada İzmir'de bir iş çıktı. Öyle bir günübirlik bir İzmir'e geleyim dedin. Kalktın geldin İzmir'e. Evine girdin. Namazlarını nasıl kılacaksın? Seferi kılacaksın. Niye? Çünkü 15 gün kalmayacaksın. 14 gün kalacaksın. Namazlarını seferi kılacaksın. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Niyet olmazsa sefer olmaz zaten. Niyet olmaz. Dur. Tamam, sindire sindire gidelim. Sindire sindire gidelim. Yani şimdi memur arkadaş ne oldu? Memur arkadaş ne oldu şimdi? Diyelim ki İzmir'de görevli. Değil mi? Memleketin neresi? Erzurum. Memlekete Erzurum. Erzurum'a gidip İzmir'e geldiği zaman İzmir'de 15 günden fazla kalacaksa İzmir'de ne? Mukim. Ama İzmir'de 3 gün kalacaksa evi var burada, çoluğu var, çocuğu var, kurulu düzeni var. Namazlarını nasıl kılacak? Seferi kılacak. 4 rekat kılarsa günaha girer. Her namazında günaha girer. Her namazında günaha girer. Onun matematiğini, ömür boyu bunun matematiğini yapacak. Ömür boyu bunu takip edecek. Ha derse ki ben İzmir'de ebedi kalacağım. Tamam, buradayım ben. Ben burada ölürüm Allah'ın izniyle derse tamam. Ama böyle demediği müddetçe ömür boyu bunu ne yapacak? Gittiği her yerde takip edecek. Siz de geldiniz İzmir'de yaşıyorsunuz. Yarın öbür gün memleketinize dönme niyetiniz varsa siz de böylesiniz. İlla memur olmak şart değil. Yani memur böyle periyodik yer değiştirdikleri için onları özellikle söylüyorum. Senin de sonra 60 yaşından sonra ben memlekete giderim. Daha durmam artık, İzmir'de ne işim var diyorsan sen de aynısın. Hep bunu takip edeceksin. Buradan kalktın. Misal olarak söyleyelim. Bak böyle biraz böyle dallandırayım şimdi. Kalktık beraber İstanbul'a ziyarete gittik. Tamam mı? Kalktık beraber İstanbul'a ne yaptık? Ziyarete gittik. Sonra İstanbul'dan ziyaretten döneceğiz. Geleceğiz buraya. İneceksin otobüsten. Bir yemek yiyeceksin. Çantanı alacaksın. Memlekete gideceksin. Sen buraya geldiğin zaman burada namazı nasıl kılacaksın? Seferi kılacaksın. Niye? Çünkü 15 günü niyet etmedin. Evin var, barkın var, çoluğun var, çocuğun var. Hiçbir şey ifade etmez. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu çok çetrefilli bir mevzu. Çetrefilli derken hani bilinmediği için hem bilgi gerektiriyor hem dikkat gerektiriyor. Hem bilgi gerektiriyor, mevzuyu bileceksin. İki, bilmen de ne yapmıyor? Yetmiyor, hem de dikkat gerektiriyor. Şimdi ben bu yıllar önce benim başımdan geçti. Bursa'da talebeyiz. Bursa'da neyiz? Talebeyiz. Ben nereliyim? Ben İstanbulluyum. Ben nereliyim? Ben İstanbulluyum. Bursa'da neyiz? Talebeyiz. Hacı annemizin vefat ettiği gündü. Hacı annemiz, biz Emmi Arif'a çıkmıştık hocamla beraber. Zehra anne vefat etti. Biz Emmi Arif'tan döndük. Emmi Arif'tan dönerken Bursa'ya uğrandı. Ben Bursa'da talebeyim. Benim ömrüm Bursa'da geçiyor. Tamam mı? Bursa'ya uğrandı. Sonra orada birkaç saat bir şey duruldu. Sonra İstanbul'a yola devam edildi. Bursa'ya uğrandığı sırada namaz vakti, öğlen namazı, ikindi namazı beni namaza geçirdiler. Ben geçtim, namazı kıldırdım. Tamam mı? Beni namaza geçirdiler. Ben geçtim, namazı kıldırdım. Neyse, sonra aradan geçti bir sürü zaman. Sonra bu mevzu kitapta benim karşıma çıktı. Bu mevzu benim kitapta ne oldu? Şimdi okuyorsun, okudukça ne yapıyorsun? Öğreniyorsun, değil mi? Hep böyle ileri. Aa, bir çıktı. Sonra bu mevzu karşıma çıkınca aklıma geldi. Aa dedim, orada böyle. O zaman o olmaz. Benim namazım olur. Benim namazım kerahatle beraber ne yapar? Olur. Cemaatin namazı olmaz.
Benim namazım kerahatle beraber olur. Cemaatteki seferilerin namazı da olur ama cemaatteki mukimlerin namazı ne yapmaz? Olmaz. Uvaydül hocama gittim rahmetli. Uvaydül hocamın taktiğiydi o. Ne yapsın? Böyle taktiği işte öyle. Hocam dedim böyle böyle bir kitaba bakalım dedi bana. Bir kitaba bakalım. Baktı mı? Bakacak bir şey yok. Ne yapsın artık? Olan olmuş, biten bitmiş yani. O usulü öyle. Bir kitaba bakalım derdi. Hadi. Yani gittim hocam dedim. Hatırlıyorum böyle gözümün önünde böyle cami, tam caminin önünde sokakta böyle. Hocam dedim böyle böyle ben böyle yapmıştım. Bir bakalım dedi hani. Bakacağız hala. Ya arkadaşlar. Onun için dikkat edin arkadaşlar. Yani unutmayın sözünüzü. Bir de kim vardı? Arkada biri var daha. Tamam. Tamam. Yaşadığınız şu anda bulunduğunuz yerde ömür boyu kablayı düşünmüyorsanız bu şekildesiniz demektir. O zaman her giriş çıkışta bu 15 gün mevzusuna dikkat edeceksiniz. 15 gün olmuyorsa giriş çıkış derken 90 kilometreyi geçtiğiniz yerde. Buradan kalktın Manisa'ya gittin geldin olmaz. Niye? Çünkü Manisa 90 kilometre değil. Tamam mı? Ama 90 kilometreyi geçen bir yere gittin. Mesela Akhisar'dan ileriye gittin. Geri geldin. 15 gün kalacaksan mukimsin. Değilsen seferisin. Buyurun sıra sizin. Şimdi dört kıldınız, seferi bir kimse vacip olan iki rekat kılmasıdır. Fazla kılarsa o sonra kıldığı yani ilave ettiği iki rekat arada oturdu ya, ikinci rekatta oturmak kaydıyla. İkinci rekatta oturduğu üç ve dördü kıldıysa o üç ve dört nafile olur. İkinci rekatta oturduysa ama. Üç ve dört ne olur? Nafile olur. Ama şu var ki, yani farzın akabinde selamsız şekilde nafile devam ettiği için işte kerahat olur. Unutmaktan dolayı kerahat hafifler ama her halükarda mahzurlu bir iş. Ama namaz geçerli olur. Buyurun. Tamamdır. Bilerek yaparsa. Unutarak. Bir daha söyle. Bir dakika. Unutarak yaparsa şöyle diyelim. Ben şimdi seferiyim. İki rekat kılmam lazım. İki rekat kılmam lazım olduğunu unuttum öyle o sırada. Tam oturdum birinci, ikinci rekatta oturdum. Selam vermem lazımdı. Unuttum, kalktım, devam ettim. O üçte dört nafile olur. Sonra aklıma geldi, seyir secdesi yaparım. Ama oradaki direkt hiç mevzuyu bilmiyor. Tamam? Hiç mevzuyu bilmiyor. Onda kerahat olur. Bunda kerahat olmaz, seyir secdesi gerekir. Onda kerahat olur. Tamam. Bu mevzu da böyle. Tam anlayayım soruyu. Seyahate çıkacak ama niyet edin mi etmeyin mi mesela? Şimdi niyet etmek demek niyet ettim Allah rızası için ben sefere çıkmaya demek değil. Niyet etmek demek ben Erzurum'a gidiyorum demek. Bu işte niyet bu. Niyet karar vermek demek. Şimdi bak ben evden çıktım. Bindim arabaya. Ahmet nereye gidiyorsun? Erzurum'a gidiyorum. İşte ben niyet etmişim. Ahmet nereye gidiyorsun? Ya valla çıktım öyle yola. Yola çıktım öyle. Ne yapayım? Belki sahilden dönerim. Belki Bornova'ya gider dönerim. Belki giderim orada bir çay içerim dönerim. Valla belki de yol alır bana götürür. Tamam. Bir niyetin bir kastın var mı? Valla çıktım öyle biraz kafa dağıtayım gezeyim dedim. Belki de 3 dakika sonra geri döneceğim yani. Tamam. Ama çıktın nereye gidiyorsun? Erzurum'a gidiyorum. Bu niyettir. Buyurun. Seferlikte 90 kilometre evin kapısından mı başlıyor? Şehir bitiminden başlar. Şehir bitimi derken kasıt resmi hani il sınırları değildir. Yerleşim biriminin bitimidir. Yani işte son evler var. Evlerden sonra işte varsa mesela fabrikalar falan var. Kesildi. Aradan 300-500 metre bir boşluk geçti. Başlar. Ben şöyle söyleyeyim. Buradan İstanbul yoluna çıkarken, otoyoldan giderken tünelde ben başlıyorum sefere. Yani orada kesiliyor aşağı yukarı. Buyurun. Binalar bittikten sonra bir ok atımı mevzusu. Bir ok atımı mesafesi. 15'ten az. 10 gün, 10 sene sürse seferisiniz.
Gittim, 10 gün sonra döneceğim. Sonra bir şey oldu 10 gün daha. 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 Seneler sürse nesiniz? Seferiyseniz. 15 gün olmadığı müddetçe. Aynı şekilde buradan çıktım. Nereye gideceğim? 30 kilometreye gideceğim. Sonra dönerim. 30 kilometreye gittim. Sonra bir iş daha çıktı. Bir 30 kilometre daha gideceğim. Sonra dönerim. Bir iş daha çıktı. Bir 30 kilometre daha gideceğim. Sonra dönerim. Bir iş daha çıktı. Bir 30 kilometre. Dünya turu yapsanız nesiniz? Bu kimsiniz? Anladınız mı? Tamam. 90 kilometre niyet ettiniz mi? Seferisiniz. 15'e niyet ettiniz mi? Mukimsiniz. 15'ten az ne kadar uzarsa uzasın seferisiniz. Bitti mi burası? Dur. Burası bura. Benimki oldu. Kerahatle beraber oldu. Cemaatinki, cemaatin içinde seferi olanlarınki, onlarınki de oldu. Mukimlerinki olmadı. Niye olmadı? Çünkü benim 3. ve 4. rekatım nafile oldu. Onlar namazı yani onların namazları olmadı. Mevla'nın huzuruna çıkacaklar. Artık Mevlam bana mı sorar, onlara mı sorar? İkinize de hadi, ikimize de hadi geçin mi der? Yani o Mevlamız artık. Ubeydül Hocam bakacak, söyleyecek bize. Allah'ım rahmet eylesin. Bir daha. Tabii. İmam bu kimse, imam oyduk zaten. 4'e intikal etti. Buyur. Tamam. Sen İzmirli misin? Ölene kadar İzmirlisin. Evet. Tamam. Tamam, İzmir'e geldiğin anda dakika fark etmez. Sen İzmir'de mukimsin. Fark etmez, İzmir'e geldi mi mukimsin. İzmir vatanı asli. Konuştuğumuz mevzu vatanı ikamet içinde. Tamam mıyız? Tamam mı? Şimdi geldik çok en önemli ama ifadesi en zor mevzuya. Saat de uzadı ama ben bunu anlatmam lazım. En önemli ama ifade etmesi. Bunlar şeydi, belirgin şeyler. 2 kere 2 eşittir 4 gibi şeylerdi. Misvak mevzusu, sefer mevzusu. Bunlar kolaydı. Şimdi anlatacağım mevzu en önemli mevzu. En önemli ama ifadesi zor. Bana dua edin arkadaşlar. Yani böyle devamlı dua edin ama. Mevlam faydalı olmak nasip etsin. Faydalanmak faydalı olmak nasip etsin Mevla Teala. Şimdi, hani böyle bardağın yarısı dolu yarısı boş mevzusu var ya, bilirsiniz değil mi? Bir bardağın yarısı, işte şu diyelim ki, işte bardak 200 mililitre, 100 mililitre su var içinde. Şimdi bu bardak dolu mu boş mu? Bir adam dese ki bu bardağın yarısı dolu, doğru mu söylüyor? Yarısı boş dese doğru mu söylüyor? Tamam mı? Anladınız mı? Bir kişi dese ki bu bardağın yarısı dolu, ne söylüyor bu adam? Doğru söylüyor. Bir adam dese ki bu bardağın yarısı boş, ne söylüyor? Doğru söylüyor. İkisi de doğru söylüyor. Arkadaşlar, psikoloji, insan, mentalite diyorlar. Bu Fransızcadan, Türkçe karşılığı yok. Zihin yapısı, anlayış şekli. Söyleyeyim. Zihin yapısı, anlayış şekli. Sen bunu bardağın yarısı boş diye de anlayabilirsin. Bardağın yarısı dolu diye de ne yapabilirsin? Anlayabilirsin. İkisi de doğrudur. Amma ve lakin şu var ki, bardağın yarısı boş diye anlarsan hayatın zehir olur. Hiçbir cacık olmaz senden. Hıyar olmaz senden ki cacık olsun. Senden hiçbir cacık olmaz demek, sen salatalıksın demektir, tamam mı? Kadının bir tanesi aradı beni, kocasını şikayet ediyor bana. Ondan bir cacık olmaz diyor. Hanımlarınıza sahip olun. Tamam mı? Hanımlarınıza sahip olun. Bir hoca efendi bir eski zamanda misafir oldu bize hanımıyla beraber. Gidecekler. Hanıma haber gönderdi, kalk gidiyoruz. Hanıma haber gönderdi, kalk gidiyoruz. Hoca efendi benden yaşlı, ben o zaman iyice küçüğüm. Ben fitil oldum. Bizleri çok iyi geçiniyoruz dedi. O dedi bir şey dediği zaman ben yapıyorum dedi. Böyle çok iyi geçiniyoruz dedi. Hanımlarınıza sahip olun. Tamam mı? Böyle olmaz. Kötü geçin. Böyle iyi geçineceğine kötü geçin. Kötü ol. Böyle iyi geçineceğine neymiş? O bir kalk diyormuş, o da kalkıyormuş. Çok iyi geçiniyorlarmış. Böyle iyi geçineceğine kötü geçin. Kadın bana diyor bizim bundan bir cacık olmaz diyor. Lan kocasına salatalık diyor lan kadın. Kocasına hıyar diyor. Kusura affedersiniz ha.
Sen ne biçim kadınsın sen? Sen senden aile mi olur lan? El alemin adamına kocası için hıyar diye bahsediyor. Bunun manası bu da Allah Allah yani. Senden aile olur mu lan? Hanımlarınıza sahip olun. İyi geçinmek değil. Tabii ki iyi geçinin. Ama usulüyle iyi oluyorsanız iyi olun. Usulü kötü olmaya gerekiyorsa kötü olun kardeşim Allah Allah ya. Bardağın yarısı dolu, doğru. Bardağın yarısı boş, dolu. Mentalite, zihin yapısı. Ama ve lakin şu var ki, bardağın yarısı boş diye bakarsanız hayatınız zehir olur. Sizin hayatınızdan hiçbir şey çıkmaz. Bardağın yarısı dolu diye bakarsanız istifade edersiniz, terakki edersiniz. Bardağın yarısı boş diye bakarsan, bardağın yarısı olan dersin, bu bardağın yarısı da boş zaten, bir dolmuyor be, be. Böyle bardak biraz sallansa, içinden dökülecek gibi olsa, ya dökülürse dökülsün zaten yarısı boş, dökülen de dökülsün dersin. Ama bardağın yarısı dolu, elhamdülillah benim bardağımın yarısı dolu, harika ya, ne kadar güzel, bak benim bardağımın yarısı ne? Dolu. Ulan biraz daha bulsam, biraz daha doldursam mı? Sallansa dökülmeye kalksa aman ha kaybetmeyeyim dersin. Farkı görüyorsunuz değil mi? Tamam. Abicim hayatımızda yaptığımız, yapmak zorunda olduğumuz, işte zorunda o da kötü bak. Yani işte bak en başta söyledim ya yerleşmiş. Bazı şeyler var. Abi rahatsız oluyorsun ondan, huzursuz oluyorsun, sıkılıyorsun, üzülüyorsun. Abi bu şey iyi bir şeyse, sana faydalı bir şeyse, güzel bir şeyse, abi niye sıkılıyorsun ya? Ya gene teheccüd oldu. Şimdi uykudan fedakarlık edeceğiz. Teheccüde kalktık. Bak bardağın yarısı boş diye bakıyorsun. Ulan Allah bana teheccüd nasip etti. Allah şerefli kullara teheccüd ikram eder. Gece namazı kılmak şerefli adamların işidir. Elhamdülillah Allah bana nasip ediyor. Elhamdülillah Allah sevdiklerine verir bunu. Deyip ya ulan gene bugün de uyku az uyuyacağız ya falan uyku ya gidecek. Talebe. İzin geldi. İzine gideceğiz. İzin bitti. Gene medreseye gideceğiz. Medrese Allah'ın sevdiği adamların yeridir. Sokak Allah'ın sevmediği adamların yeridir. Allah'ın en sevmediği mekanlar çarşılardır. İzin gelsin diye beklemek var, izin geldi diye üzülmek var. Ben kendi talebeliğimi biliyorum abi. Ben kendi talebeliğimi biliyorum. Ulan izin olduğu zaman sıkıntı ya, izin ya. Gene bayram geldi hocam, bayram izni. Hocam yine bayram izni, bir hafta bayram izni verdi hocam, bir hafta ya. Benim bütün arkadaşlarım bayramda üçüncü gün medresede olurdu. Aç, susuz, yemek yok, aç yok, hiçbir şey yok. Fark etmez kardeşim, biz medresede olurduk. Niye? Abi bizim bardağın dolu. Şimdi talebe izin uçuyor. İzin bittiği zaman gene bitti. İzin bitti. Abi sen hayatın zehir olur senin. Sen yaptığın her şeyde bir şeyler verdiğini düşünüyorsun. Sana bir şeyler kazandığını düşünmüyorsun sen. Gene namaz kılacağız. Bak şimdi. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Çüş. Böyle değil mi? Abi bunu senin başından çekseler senin böyle olan biraz daha dursun lan demen lazım lan. Dursun biraz daha. Dursun almayın başımdan demen lazım benim. Namaz bitti çıkar çıp yat. Dün biriyle konuşuyoruz. Hocam diyor namaz kılarken giysene işte sırtına cübbeyi. Cübbe Allah'ın sevdiği adamların kıyafetidir. Giysene üzerine. Bir dakika diye giysene. Bir dakika. Bir dakika daha dursun üzerinde. Uğraşsana. Bir dakika erken çıkartmaya bakıyorsun. Niye? Çünkü onu giymekten yani fedakarlık ediyorsun. Cübbe giydim ya. Giymek zorunda olduğumda giydim yani.
Abi sen bir insan zorla böyle fedakarlık ettiğini düşünerek yaptığı bir şeyi ne kadar yapabilir ki? Eziyet çekerek yaptığın bir işi ne kadar yapabilirsin ki sen? İlla bir yerde koy vereceksin. Yaptığın şeyi eziyetle yapıyorsun. Eziyet çektiğini düşünüyorsun. Bardağın yarısı boş, bardağın yarısı boş, bardağın yarısı boş, bardağın yarısı boş, bardağın. Sen o bardağa sahip çıkmazsın ki. Zaten olanı da dökersin işte. Sahip çıkmazsın ki sen ona. Niye? Eziyetleniyorsun sen ondan. Onun nimet bilmiyorsun ki sen. Abi hayatta yapmak zorunda olduğumuz, yani zorunda olmak elhamdülillah Mevlamız'ın bize ikram yapmamız, yaptığımız şeyler var. Abi bak bunlar iyi şeyler mi? İyi şeyler. Güzel şeyler mi? Güzel şeyler. Sana karlı mı? Karlı. Doğru mu? Doğru. Ulan niye üzülüyorsun bunlardan eziyetleniyorsun? Niye fedakarlık ediyorum düşünüyorsun? Nimet bu bana nimet. Allah'ım bana ikram etti düşünmüyorsun. Arkadaşım ben ben hepiniz askerlik yaptınız. Abi ben de askerlik yaptım. Abi ben sarıklı askerlik yaptım lan. Ben takkeli sarıklı askerlik yaptım. Abartması söylüyorum. Ben takkeli sarıklı askerlik yaptım. Takkem cebimde, sarığım cebimde. Tamam. Dağa çıkılacak. Koğuştan çıkıyorsun, mecbur sarığı çıkartıyorsun başından, takkeyi çıkartıyorsun. Nizamiye'den çıkınca azıcık böyle tabur böyle silüet hali. Çık dağa, 3 gün sarık başında. Aşağı inerken, tabura yaklaşırken çıkart. Tabura, koğuşa gir. Çık çık. Saniye. Abi sen namazı kılıyorsun. Selam aleyküm. Sen neredeysin? Böyle sol tarafa selam verirken çıkartacağım böyle başından. Niye? Niye ağırlanıyorsun ki yani? Niye ağırlanıyorsun ki? Medrese tahsili Allah'ın kıymetli kullarının tahsilidir. Bizim kıymetli gördüğümüz bütün insanların aldığı tahsil, başladığı tahsil bu tahsildir. Bizim kıymetli, bizim kendi kültürümüzde kıymetli olan bütün insanların tahsili nedir? Bu tahsildir. Sen abi niye izin bekliyorsun sen ya? Sen izin bekliyorsan sen nasıl muvaffak olacaksın ki? He? Her hafta izin bekliyorsan sen nasıl muvaffak olacaksın ki sen? Hep bu bardağın yarısı boş. Ne olacak şimdi bu bardağın yarısı? Uf be boş. Tamam. Abi bizim her tarafımız dinimiz olsun ya. Her tarafımız kitap olsun. Her tarafımız tesbih olsun. Her tarafımız şalvar olsun. Cübbe olsun. Sarık olsun. Sakal olsun. Çarşafı şerif olsun. Her tarafımız zihnimiz olsun bizim ya. Tamam. Fedakarlık. Biz bunları yapmakta fedakarlık etmiyoruz. Allah bize ikram ediyor. Bunları bize vermekle Allah bize ne yapıyor? İkram ediyor. Abi insan kendisine ikram olan şeyden ağırlanır mı? He? Sen bunu kendine nimet biliyorsan bundan ağırlanır mısın sen? Ama sen hep bardağın yarısı boş. Ben fedakarlık, bizim fedakarlık falan ettiğimiz yok. Fedakarlık ettiğimizi düşünüyorsak nankörlük ediyoruz demektir. Eşrafı ümmeti hamaletül Kur'ani ve ashabul leyli. Kale aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki eşrafı ümmeti, benim ümmetimin eşrafı, benim ümmetimin en şereflileri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetimin en şereflileri, en kıymetli adamları ashabul leyl. Hamaletül Kur'ani, Kur'an'ı yüklenenlerdir. Ve ashabul leyl gece adamlarıdır. Bizim bunlar ağırlandığımız şeyler. Yani fedakarlık ediyoruz. Yani gene fedakarlık ettik. Bak yani. Tersiz arkadaşlar. Tamam. Bu düzelmezse olmaz. Niye? Abi insan zoraki yaptığı şeyi devamlı ne yapamaz? İlla bir yerde su koyuverir. Psikolojimiz bu bizim. Bir şeyi zoraki yapıyorsak, zorlanarak yapıyorsak illa bir yerde ne yaparız? Bir sene, 3 sene, 5 sene, 10 sene, 10 fark etmez yani. Ama illa bir yerde ne yapar? Skoy verir, bırakır o işi. Tamam. İnsan ona sahip ne yapmaz? Çıkmaz. Sen o bardağın yarısı boş, bardağın yarısı boş, bardağın yarısı boş diye nakarat böyle sayıklıyorsan sen o bardağa sahip ne yapmazsın?
çıkmazsın. Ama bu bardağın yarısı dolu elhamdülillah. Allah bana yarım dolu bardak ikram et edersen, onu, hem onu muhafaza edersin, hem de üzerini doldurmaya çalışırsın. Hem elindekini ne yaparsın? Muhafaza edersin. Hem de üzerini doldurmaya çalışırsın. Yani bu takkesini çıkarıp torbaya koyup cebine koyanları görünce ben böyle böyle acayip olayım yani. Hoca efendiler, imamlar öyle zaten bizim. Namazı geçer, sünneti cübbesiz kılıyor, sonrasında farzı cübbeli geliyor. Sünneti cübbesiz kılıyor, farzı nasıl geliyor? Geliyor. O da yani hani ona göre cemaati varsa, kimisi bakıyor cemaati bir şey demeyecekse onu da cübbesiz kılıyor falan. Abi niye yani, niye? Niye? Ya abi geçmişlerimiz bizim, geçmişlerimiz bu, can vermişler bunun için ya. Ölmüşler adamlar ya. Ölmüşler adamlar, ölmüşler ya. Ölmüşler ya. Şimdi bizde öyle. Ha hanımlar da öyledir. Hani biz hanımları bilmiyoruz şimdi. Annesi erkek takkesini çıkartıyor. Kadın da ne yapıyor? Söyleyin. Söyle söyle. O da başörtüsünü çıkartacak. Lan niye çıkartıyorsun başörtünü? Niye? Niye? Rahatlıyım. Ha yani o rahatsızlık bu rahat mı? Takkesiz rahat, takkeli rahat mı görüyorsun sen? Ne zamana kadar gideceksin ki böyle? Takkeli kendini rahatsız hissediyorsun, sarıklı kendini rahatsız hissediyorsun, cübbeli kendini rahatsız hissediyorsun, namaza kendini rahatsız hissediyorsun, Kur'an'da kendini rahatsız hissediyorsun, mescitte kendini rahatsız hissediyorsun, medresede kendini rahatsız hissediyorsun. Ha değil mi? Ne zamana kadar gidecek ki böyle? Bunun değişmesi lazım arkadaşlar. Bu mentalite, bu zihin yapısı, bu kafa yapısı değişmezse bizim iş yaş. Allah'ım bana da yardım etsin, size de yardım etsin. Bizim sorunumuz bu. Bu değişecek mi bizim? Elhamdülillah ya Rabbi sen bana ikram ettin. Elhamdülillah. Ruhul Beyan'da var. Efendi Hazretlerimiz misafir odasında Mektubu Şerif okunmuştu. Bu burayı anlattı Efendi Hazretlerimiz. Birisi gece teheccüde kalktı. Çok soğuktu hava. Böyle hani buzu kırarsın abdest alırsın ya. Tabii böyle ağlan ağlan abdest aldı. Bir ses geldi hatiften. Telefonu hatif diyor Araplar. Böyle hani sahibini görmeden ses geliyor ya. Hatiften bir ses geldi. Hani kitaplarda hatiften ses geldi gördüğünüz zaman manası budur. Sahibi görünmeden bir ses geldi. Dediler ki ona herkesi yatırdık seni kaldırdık ona mı ağlıyorsun? Tamam mı? Herkesi yatırdık. Seni kaldırdık, ona mı ağlıyorsun? Efendimiz Hazretimiz buyurdu ki, kimseye nasip olmadı, bana nasip oldu diyecek yerde. Kimseye nasip olmadı, bana nasip oldu diyecek yerde. Mevla Allah bana nasip etti. Bu kadar adam var, Allah bana nasip etti diyecek yerde insan böyle diyor. Tamam, bu bizim hastalığımız arkadaşlar. Bunun tezelden benim de sizin de acilen toparlamamız, düzeltmemiz lazım. Yoksa zoraki bir yere kadar gider. Zoraki bir yere kadar gider. Bir yerde illa ip kopar. Allah sonumuzu hayretsin. Ayın kitabı bir ay okundu. 3 ay daha bunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Kur'an-ı Azim şu anın tercümesi. Yani şimdi teferruatı konuşmayacağım. Önceki geçen ayın kaydına bakarsınız. Kitabı 4'e böldük. Kur'an-ı Kerim'in tercümesi meal. 4'e böldük. Bu ay için 150 sayfa demiştim. Şimdi gene 150 sayfa. Ama önce ne yapıyoruz? Mukaddemeyi okuyoruz. Mukaddemede bir bahis vardı. 20 sayfalık bir bölüm vardı. Orayı okuyoruz. Sonra gene devam ediyoruz. Her seferinde bir mukaddeme kısmını bir kere okuyoruz. Sonra devam ediyoruz. Başlamadıysanız başlayın. Başladıysanız devam edin. Allah muvaffak kılsın arkadaşlar. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi bu kulların nerelerden toplanıp senin rızan için geldiler. Sen bunlardan razı ol ve her adımlarına bir hac sevabı ihsan eyle. Amin. Camide durdukları her vakitte namaz sevabı ver ya Rabbi. Zekalarına keskinlik ver ya Rabbi. Başkalarına öğretme hevesi ver ya Rabbi. Onları kıyametin sabahına kadar dinin yaşamasına vasıta eyle. Amin. Buraya nereden gelen varsa ve gelmek isteyip de gelemeyen varsa ya Rabbi cümlesinin emeklerini değerlendir ki kalemler onu yazmaktan aciz olsun ya Rabbi. Okunan Kur'an hatimlerini, sure-i şerifeleri, çekilen salatları, ihlasları ve diğer tesbihlerin cümlesini fazl-ı kerimde kabul eyle. Amin.
Hasunan sevabı Peygamber Efendimiz'in mübarek latif şerif olan ruhuna, enbiyanın, âli ezvacının, hulefâ-i râşirinin, silsile-i meşâhın, meşâh-ı müridânın, muhaddisin, müştehidin, kurra-ı hufaz, tullab, evliya, şüheda ve bil cümle hamile-i Kur'an'ın ana babalarımızın, Şeyhül İslam İsmail Efendi'nin, Efendimiz'in kadısı sallallahu aleyhi ve sellem babamızın, Müslümanlara yardım edenlerin, geçmişlerinin, bize zerre kadar iyilikleri geçenlerin ruhlarına, hatmi şerif okuyanların ayrıca geçmişlerin ruhlarına, komşu ve yanlarımıza kimsesi olmayan unutulmuşların ruhlarına hediye ederek şu anda vasıl ya Rabbi. Yani arkadaşlar sizin içinizdir hatim bitiren varsa yakın zamanda böyle niyet etsin buraya. Ya Rabbi nice Kur'an hatimlerine ve zikirlere muvaffak eyle amin. Kur'an okumakta bizlere seferber eyle. Bizleri kendine öz yul habibine, öz ümmet dostlarına manevi evlat eyle. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya ve ahiret için senden hayır olarak ne istemişse bize de biz de onları istiyoruz. Bize de ihsan eyle amin. Dünya ve ahiret için nelerden sığınmışsa bizi de onlardan biz de onlardan sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle amin. Daha nice yapılacak dualar var. Onlar gelmiyor aklımıza. Onları da yapmış gibi kabul eyle. Hatırımıza gelmeyen dualara da seni tevki vekil et. Ya Rabbi sen ikram-ı ihsan ile. Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin. Sen bizim vekilimizsin. Onları bize ihsan ile. Dualarımız dostlarının hürmetine fazla kirmini kabul eyle. Amin diyen dilleri nar cehminin azad eyle. Ya Rabbi Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi gazalarını mübarek eyle. Neticesini hayır eyle. Aleyhlerine dönmekten muhafaza eyle. İslam alemi hakkında, Kudüs-i Şerif hakkında, Ya Rabbi Mescid-i Aksa hakkında, oradaki kardeşimiz hakkında hayıra vesile eyle. Ya Rabbi şer-i inkılabı etmekten muhafaza eyle. Tut elimizden bizlere yardım eyle. Ya Rabbi nasıl amel edilmesi gerekiyorsa, nasıl hareket edilmesi gerekiyorsa o şekilde hareket etmeye bizleri muvaffak eyle. Alim-i amel, ihlas, ikram-i ihsan eyle. Düzgün okumaklar, okutmaklar bizlere nasip eyle. Medreselerimizi muhafaza eyle, muvaffak eyle. Hocalarımızı muhafaza eyle, muvaffak eyle. Talebelerimizi muhafaza eyle, muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemize affı mağfiret eyle. Günah şekilde huzuruna kabul eyle. Kabir azabından, cehennem azabından cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi kabir azabından, cehennem azabından cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi kabir azabından, cehennem azabından cümlemizi muhafaza eyle. Albi geçmişlerimize bu duaları ilhak eyle. Hüsnü hatimeyle sana koşmak nasip eyle. Dostlarının razı olduğu hizmetleri bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi geçmiş büyüklerimizin yollarından gitmek nasip eyle. Onları benzemeye bizleri muvaffak et ya Rabbi. Sonlarımızı hayır ile hüsnü hatime nasip eyle. Amin. Allahümme inna nes'elike imanes bari kufrun. Allahümme inna nes'elike imanes bari kufrun. Allahümme inna nes'elike imanes bari kufrun. Allahümme sükü tamamen ni'me. Ve devam ala afiye ve hüsnü hatime. İlahi şerefin nebiyyi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabihi ve şeyhine el kâfeh. بسم الله الخاصة ليلى روح شيخنا بكبل قلوبنا ومعلمنا وعلمنا علم الحاجة محمود الله في كل ساسره الفاتحة